Evet, görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Diyarbakır'da evlat nöbetinde 3. yıla girildi dedik ve devam edelim. Ziyaretlerde Doğu Perinçek'in ziyareti vardı son olarak ekranlarınızda. Peki sabah saatlerinde ziyaretler vardı, ayrıntılarına da bakalım mı? Diyarbakır'daki aileler PKK ve HDP'ye karşı verdikleri mücadele çok önemliydi. Sabah saatlerinde yine ziyaretler vardı. HDP'li binası önünü miting alanına çeviren aileleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ziyaret etti. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın da Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye verdiği ek süre talebinin yanlış olduğunu söyledi. Dile kolay. Bugün tam 732. günümüze girdik. Yani 2 yılımızı bitirdik, 3. yılımıza girdik. Burada anne ve babalar ne istiyorlar? Evlatlarını istiyorlar. Devletimizin gücü, ailelerimizin, ülkemizin iradesi ve milletimizin kardeşliğiyle sadece PKK terör örgütü değil, bütün terör örgütleri yok olmaya mahkumdur. Hepsi en kısa sürede bu kardeşlikle, bu iradeyle yok olacaklardır. PKK terör örgütünün ipine bağlanarak hayatta kalmak isteyenler, sizlere mesajımız şudur. İp yara almıştır, yakında Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle kopacaktır. Bu mücadele annelerin mücadelesi, babaların mücadelesi, evlat mücadelesi. Son derece haklı, son derece gerçekçi bir mücadele. Biz sadece onlara destek vermek için buradayız. Onlar zaten yapmaları gereken şeyi en başından beri 732 gündür sıcakta, karda, kışta, yağmurda hiç vazgeçmeden devam ettirdiler. Biz onların destek vermek için buradayız. Biz onların mücadelesine saygımızı göstermek için buradayız. İnsan kaynağı çok azalmış. Sahadaki terörist sayısı çok azalmış ve bu mücadeleyle iyice bitecek bir kanlı terör örgütünden bahsediyoruz. İnşallah hep beraber bunun da kökünü kazıyacağız. Ona inanıyoruz. Annelerin Diyarbakır HDP binasının önünden bu direnişi başlatmış olmaları son derece anlamlı. Az önce anneler de konuşurken burası terörün şubesi, koridorun başlangıç noktası diye ifade ettiler. Çünkü çocukların dağa kaçırılmasının yolu buradan geçiyor. Onun için doğru bir tercih, doğru bir noktadan başladı bu direniş. Anayasa Mahkemesi bu konuda her zaman doğru karar verecek diye bir şey yok. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar da tartışılır. Dolayısıyla vicdanlarda tartışılan şey, dolayısıyla kürsüde de tartışılması gerekir. Kürsüde verilen karar gözden geçirilmesi gerekir. Şırnak'ta HDP'ye karşı eylem yapan aileler terör örgütünden kaçan Metin Üstekin gelişini kutladı. HDP'li binası önünde halay çeken aileler PKK'ya meydan okuyoruz dedi. Kahrolsun PKK! İşbirlikçi HDP! Halay çektiler, PKK'ya karşı kazandıkları zaferi kutladılar. Görüntüler Şırnak'tan. PKK'ya karşı eylem yapan anneler HDP'li binası önünde bir araya geldi. Terör örgütünün kucağında bir gencimizi daha aldık. İnşallah bütün gençlerimiz bir gün hepsi, herkes böyle annelerine kavuşurlar. Bütün annelerin gözyaşları diner. Aileler Metin Üstek'in PKK'dan kaçıp ailesine kavuşmasını kutladı. Üstek 6 yıl sonra yeniden baba ocağına döndü. Tüm arkadaşlar çok hoş geldi, çok hoş geldi. Dünyaya kadar teşekkür ederim bütün arkadaşlara. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Emine Üstek, evladına kavuşması için emek veren herkese teşekkür etti. PKK aleyhine slogan atan aileler Metin Üstek'in ailesiyle birlikte halay çekti. Geleceğe ışık saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da eyleme kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Burada bu bayrak dalgalansın diye biz burada sesimizi çıkarıyoruz. Biz bir daha şehit vermeyelim, anneler ağlamasın diye biz buranın önüne geliyoruz. Kandil'e, örgüte, onların uzantılarına meydan okuyoruz. Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş dünyanın en önemli organizasyonlarından Expo 2023 fuarına hazırlanıyor. Fuar alanına Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kristal lagun gölü inşa edildi. Dünyada ekonomik ve kültürel etki oluşturan 3. en büyük organizasyon olan Expo Fuarı 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde düzenlenecek. İlçede hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Uzun yıllar Kahramanmaraşlıların hizmetinde
böyle devasa bir rekreasyon alan olarak donatmak için gayret ettik. Expo 2023 için fuar alanının ortasına Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük kristal lagün gölü inşa edildi. 70 dönüme kurulan lagün havuzu o kadar büyük ki suyla dolması 45 gün sürecek. Üzerinde her türlü sportif aktivitelerin yapılabileceği, teknelerle gezinti yapılabileceği devasa bir iç göl. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, rekreasyon alanındaki projeleri tanıttı. Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin tanıtıldığı ve pazarlandığı bir çarşı. Kahramanmaraş için bir kent müzesi, iki tarafında iki kafe, camisiyle, eğlence alanlarıyla, kulesiyle ve ticari alanda gelişmesini de sağlamak için açık bir AVM. Mahçiçek, Expo 2023 fuarından beklentilerini açıkladı. Kahramanmaraş'ta ortak yatırımlar yapılmasını, ülkemize ciddi bir katma değer sağlanmasını temin etmek ve istihdam sağlanmasını temin etmek bakımından uluslararası yatırımcılarla Kahramanmaraşlı yatırımcıları bir araya getirmek. Fuar alanının %70'i şimdiden tamamlandı. Ana teması doğa dostu kent ve duyarlılık olan Expo 2023 fuarını 2 milyon kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor. Arapça çarşımız. Çok kısa bir reklam aramız var, ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arasının ardından gün ortası devam ediyor. Okulların açılması için geri sayımda başladı. Sürecin aksamaması için toplanan bilim kurulu dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. 6 Eylül itibariyle okullar tüm kademelerde haftada 5 gün açılacak. Virüsün bulaşını azaltmak için 12 yaş üzeri de aşı olabilecek sevgili izleyenler. Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde artık aşı var. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin heyecanla beklediği yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Bilim kurulu bu kez son hazırlıklar ve önlemleri gözden geçirmek için toplandı. Vatandaşlarımızın sorumluluklarını bilerek özellikle tedbirlere uymalarını ve bir an önce aşılarını bu sorumluluğun gereği olarak yapmalarını son derece önemsiyoruz. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar kameralar karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Servisten öğrencinin evinden çıkıp okul ortamına, eğitim ortamına gelmesine, orada geçirdiği süre, kantin ve yemekhanedeki tüm süreleri, spor tesislerini de düşünün. Tüm sürelerde temas ettiği öğretmenlerimiz ve diğer elemanların hepsinin ya aşılı olması veya haftada iki defa PCR testi yaptırması gerekiyor. Özellikle velilerin aşılanmama durumunun büyük risk oluşturacağı vurgulanarak aşı çağrısı yinelendi. Aşılanma oranlarını yükseltmek istiyoruz. Bu toplumun aşı karşıtlığı ifadesini kullanmak istemiyorum. Bu toplumun bu anlamda bir sorun olduğuna inanmıyorum. En fazla illa bir şey denecekse aşının ertelenme durumu olduğunu düşünüyorum. Gerekirse vatandaşımıza her ortamda anlatmayı, ayağına giderek bu aşıyı yaptırabileceğimizi göstermek istiyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama ilişkin bilgiler verdi. Koca, 12 yaş üzerinin de tercihe bağlı aşı olabileceğini ifade etti. Hep birlikte çaba gösterirsek, zil sesinden sonra alarm sesi gelir diyenleri haksız çıkarırız. Koca vakalarla ilgili son verileri de paylaştı. Aktif vakalarımızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık %90'ı da yine tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın %90'ı ya hiç aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir. Efendim, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Yuri Petrovich'in daveti üzerine, Turuntsev daveti üzerine diyelim, Doğu Ekonomik Forumu'na mesaj gönderdi. Asya ülkelerinin dayanışmasının güçleneceğini vurgulayan Perinçek, Türkiye-Rusya el ele insanlığın bağımsızlığına hizmet edecek dedi. Yükselen Asya'nın büyüyen ekonomisinin gündeme geleceği Doğu Ekonomik Forumu'na mesaj gönderdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dayanışma güçlenecek vurgusu yaptı. Perinçek'e davet ise Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı ve Doğu Ekonomik Forumu Düzenleme Komitesi Başkanı Yuri Petrovich Trutyev'den geldi.
Doğu Ekonomi Forumu'nu Türkiye'den selamlıyoruz. Güneşin batıdan yükseldiği bir çağın arkada kaldığı bu tarihsel koşullarda Doğu Ekonomi Forumu Avrasya'dan yükselen yeni uygarlığın inşasına değerli katkılarda bulunacaktır. Perinçek mesajında Afganistan'ın ABD'ye karşı zaferine değindi. Asya ülkelerinin dayanışması güçlenecek ifadelerini kullandı. Afgan milletinin ABD emperyalizmine karşı son zaferi insanlığın geleceğine dair ortak umutlarımıza güç verdi. Yeni bir dünya kuruluyor. Bizler Rus ve Türk devletleri ve milletleri hem imparatorluklar birikimimizle ve hem de son 200 yılın devrimci atılımlarındaki tarihsel rollerimizle yükselen Asya çağının yaratıcıları olarak el ele vermiş bulunuyoruz. Bu dayanışmamızı güçlendirmek yalnız milletlerimizin değil, bütün insanlığın bağımsızlık, özgürlük ve refahına hizmet edecektir. Doğu Ekonomi Forumu, Atlantik sistemi çökerken eminiz ki devletlerin bağımsız olduğu, insancıl, kamucu, özgür, müreffeh ve barışçı bir dünyanın kuruluşu için Asya ülkelerinin dayanışmasını güçlendiren çalışmalar yürütecek ve kararlar alacaktır. Doğu Ekonomik Forumu'na her yıl Doğu Asya, Rusya ve Avrupa'dan devlet adamları, siyasiler ve iş adamları katılıyor. Türkiye'den iş çevreleri de foruma ilgi gösteriyor. Doğu Ekonomik Forumu iş programına ek olarak Rusya ASEAN, Rusya Kore, Rusya Çin, Rusya Hindistan, Rusya Avrupa Uluslararası iş diyaloglarına ve Sovyet sonrası bölgenin entegrasyonu için etkili bir mekanizma olarak Büyük bir Avrasya İşbirliği'nin görüşülmesine ev sahipliği yapacak. Brunei, Kazakistan, Moğolistan, Tayland ve diğer ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımı bekleniyor. Vladivostok'ta gerçekleşecek Doğu Ekonomik Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşma yapacak. Oturumun diğer konukları Kazakistan ve Moğolistan devlet başkanları olacak. Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı, Hindistan ve Tayland Başbakanları ise etkinliğe çevrimiçi olarak katılacak. Ömer Çelik'in açıklamalarına bakalım. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuştu. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası Afganistan sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, Taliban'ın güvenliği kendilerinin sağlanması şartıyla Kabil Havalimanı'na işletme talebi inceleniyor dedi. Sözcü Çelik'in gündeminde seçim barajı da vardı. Afganistan'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 16 Ağustos'tan itibaren orada ortaya çıkan tablo ile birlikte 16 Ağustos'tan itibaren 7 seferde 1409 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Çeşitli diplomatik girişimlerimiz var. Bu geçiş döneminin işte yakın zamanda Taliban bir hükümet açıklayacağını söyledi. Bu geçiş döneminin sağlıklı bir şekilde olması, Afgan halkının acılarını sona erdirecek mutabakatların ortaya çıkması çerçevesinde diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Tabii ki fiili güç olan Taliban'la da temaslarımızı sürdürüyoruz. Hem kapsayıcı bir hükümet modelinin ortaya çıkması hem istikrarın sağlanması konusunda yaklaşımlarımızı iletiyoruz. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Kabil Havaalanı'nın askeri bölümünün işletme ve güvenlik sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeydi. Artık 23 Ağustos itibariyle bu görev tamamen sona ermiş oldu. Daha sonra Taliban tarafından güvenliğin kendileri tarafından sağlanması şartıyla Türkiye'nin işletip işletmeyeceğiyle ilgili olarak bir teklifte bulunuldu. Bu tabii inceleniyor. Afgan halkının faydasına olacak ama öncelikle tabii ki bizim elemanlarımızın, ekiplerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığı bir ortam ortaya çıkması durumunda tarihi ilişkilerimiz, dostluk ilişkilerimiz, ülkemizin hak ve menfaatleri bakımından bu değerlendirme yapılacaktır. Şimdi arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek ziyareti çerçevesinde, %7 çerçevesinde çalışma gruplarının bir mutabakata vardığını söylemişti. Sayın Devlet Bahçeli de Cumhur İttifakı'nın bu konudaki yaklaşımı %7'dir şeklinde açıklama yaptı. Dolayısıyla netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, AK Parti ve MHP'nin uzlaştığı %7'lik yeni seçim barajı ile ilgili açıklama yaptı. Dış politikada köklü kararlar ve üretim ekonomisinin inşası yakıcı görevdir ve baraj tanımaz ifadelerini kullandığı Bursalı, Türkiye'nin önündeki sorunları Vatan Partisi'nin merkezinde olduğu üreticilerin milli hükümetinin çözebileceğini vurguladı. Türkiye'nin önündeki sorunlar baraj hesaplarına sığmaz. Seçim barajı tartışmalarını işte bu sözlerle değerlendirdi. Türkiye'nin önündeki sorunlar baraj hesaplarına sığmaz. Dış politikada köklü kararlar ve üretim ekonomisinin inşası yakıcı görev ve baraj tanımaz. Sistem içi hesaplar ve baraj aritmetikleri iflas edecek. Artık devrimcilikle iktidar olunur ve devrimcilikle yönetilebilir.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mardin ve Diyarbakır köylüsünün elektrik, su sorunu, büyük sanayicimizin nefes alacağı iklim, üreticinin borçları, faiz terörü ve hacizler, ayrıca Suriye ile işbirliği, KKTC'yi tanıtmak, Batı Asya Birliği hangi baraj hesabıyla çözülecek? %5 mi? %7 mi? Yoksa %51 mi? Bursalı, üreticilerin milli hükümetinin kurulması gerektiğini vurguladı. Baraj artık %51. Ancak sorunları %51 de çözemez. Milleti devrimcilikle kucaklayacak, programda birleşecek, Vatan Partisi'nin merkezinde olduğu bir üreticilerin milli hükümeti sorunları çözebilir. Stratejisini koltuk hesabına göre kuranlar barajlarda boğulacaktır. Son dönemdeki partinin yaptığı üye ve örgütlenme atılımına vurgu yapan Özgür Bursalı, Vatan Partisi geliyor ifadelerini kullandı. Vatan Partisi gümbür gümbür bütün hesapları alt üst ederek, barajları yıkarak geliyor. Çığ gibi büyüyerek, üreticiyle, işçiyle, sanayiciyle, kadınıyla, gençliğiyle geliyor. Üretim devrimi programıyla, uluslararası saygınlığıyla, devrimciliğiyle ve milleti kucaklayarak geliyor. Evet, Diyarbakır'a gideceğiz. Yeniden evlat nöbetinin 3. yılına girildi bugün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sabah saatlerinde hem devletten hem de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sendikalardan da ziyaretler vardı. Ve şimdi Türkiye Gençlik Birliği bir ziyaret gerçekleştiriyor Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ediyorlar. Ekranlara gelsin. Kahraman annelerimiz, kahraman babalarımız, Türk gençliği sizinle beraber. Türk gençliğinin yüreği bu mücadele başladığından beri, ilk günden beri sizinle birlikte çarpıyor. İşte yine yanınızdayız. İlk gün burada daha 3-4 ailemiz varken size koştuk, sizin yanınızda olduk. Çünkü bu mücadele hepimizin mücadelesi. Çünkü PKK bizim kardeşlerimizi, bizim çocuklarımızı, bizim sıra arkadaşlarımızı çaldı bizden. Onlar yalnızca sizin evlatlarınız değil, bizim de kardeşlerimiz, bizim de evlatlarımız, bizim de arkadaşlarımız. Biliyoruz bu şer yuvası, bu önünde bulunduğumuz şer yuvası, bu işbirlikçiler, bu hainler kardeşlerimizi sizden koparıp götürdüler. Ama sizin bu kutlu mücadeleniz, bu iman dolu göğsünüz bu zaferi getirdi. Ve şimdi kardeşlerimiz geri dönüyorlar. Kardeşlerimiz sizlere koşuyorlar, sizlere kavuşuyorlar. Biz de kardeşlerimize kavuşuyoruz. Daha fazla kardeşimiz gelecek. Daha fazla kardeşimiz sizinle kavuşacak. Ve biliyoruz ki PKK, Mehmetçiğin ezdiği, Mehmetçiğin silahla ezdiği PKK yok olacak, bitecek. Bu mücadelenin sonunda biz kazanacağız. Bu mücadelenin sonunda Türk gençliği kazanacak. Bu mücadelenin sonunda Türk milleti kazanacak. Ben Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanıyım, evet. Ama aynı zamanda sizlerin evladıyım. Mardinli bir Kürt kızıyım ve bununla gurur duyuyorum. Bir Kürt kızı olarak sesleniyorum şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü. Yüreğiniz nasıl el verir? 30 gün daha, 60 gün daha Mehmetçiğimize kurşun sıkılmasına. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu ek süre vatana kurşun sıkılmasına verilmiştir. Bu yüzden kabul edilemez. Bu yüzden o koltukları işgal edenler Türk mahkemeleri adına karar vermemektedirler. Onlar Amerika'nın, emperyalizmin prangalarına vurulmuşlardır. Ve işte şimdi bir kere daha hep beraber buradan sizlerin huzurundan da sesleniyoruz. HDP Türk milleti nezdinde kapatılmıştır. HDP'yi Diyarbakır anneleri kapatmıştır. Bakın o kapıya kepenk vuruldu. Onlar fareler gibi arkadan giriyorlar bu binaya. Onlar korkaklar, acizler. Onlar bizim karşımızda duramazlar. Çünkü onlar Amerika'nın işbirlikçisi, onlar Amerika'nın kuklası ve onların, hatırlayın, Afganistan'da ne oldu? Afganistan'da zafer kazanıldı Amerika'ya karşı. O Afganistan'daki zaferde bir şey çarptı gözümüze. O uçaklara köpekler bindirildi ama
İşbirlikçiler bindirilmedi. Bu işbirlikçiler de o köpekler kadar değerli olamayacaklar. O köpekler kadar değerleri yoktur. O yüzden bir kere daha söylüyoruz. Bir kere daha haykırıyoruz. Türk milleti, Türk gençliği ayaktadır. HDP'yi kapatacağız. PKK'yı ezeceğiz ve terörü yerle bir edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki varız. En büyük alkışlar size, en büyük alkışlar size. Sağ olun, en büyük alkışlar size. Çünkü sizin mücadeleniz bize yürek verdi, bize cesaret verdi. Biz üniversitelerde, liselerde teröre karşı mücadele ederken siz de buraya geldiniz. Burada o mücadele bayrağını yükselttiniz. O yüzden bizim gücümüz birliğimizden gelir. Türk gençliği sizinle, Türk gençliği bu zaferde en önemli rolleri üstlenmeye hazır. Her zaman emrinizdeyiz. Bu mücadeleyi beraber başarıya ulaştıracağız. Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmıyorsa, yüreği yetmiyorsa, gururu, onuru yoksa biz kapatırız. Gerekiyorsa onlara da gerektiği şekilde derslerini veririz. Zühtü Aslan'ı o koltukta oturtmayız. Türk mahkemeleri adına karar verecek bir başkanı getirir oraya oturturuz. İstifa etmek zorundadır. İstifa edecektir, göreceksiniz. Bu mücadeleyi biz kazanacağız. Önümüze engeller de koysalar, bizi engellemeye de çalışsalar, Ayşegül annemizin evini de yakmaya çalışsalar, bu mücadelenin sonunda biz kazanacağız. PKK bitmiştir, HDP bitmiştir. Zaferimiz kutlu olsun. HDP kapatılacak. PKK, işbirlikçi HDP. Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP. Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP. Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP. Kahrolsun. Biz de Diyarbakır anne ve babaları olarak hepimiz Türkiye Gençlik Birliği'ne çok teşekkür ediyoruz. İlk günden beri gençleri yanımızda gördük, gençlerle güçlendik, evlatlarımıza kavuşmuş gibi geldi bize ve bu anneler, bu babalar PKK'nın ecdadına baş kaldırmıştır. Allah'ın izniyle tek bir terörist, tek bir evlat kalana kadar bu mücadele devam edecek. Ben Ayşegül Biçer olarak evladımı kazandım ama davam bitmemiştir. PKK ve HDP'ye kinim, nefretim bitmemiştir. Sonuna kadar buradayım. Ya zafer ya ölüm, sonuna kadar hepimiz kararlıyız. Evet değerli izleyiciler, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeydik yine. Türkiye Gençlik Birliği Dilek Çınar Başkanlığı'nda bir heyetle anneleri ziyaret etti. Annelerle az önce dinlediğimiz o güzel konuşmayı yaptı ve Ayşegül Biçer de Diyarbakır anneleri adına cevap verdi. Ve Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde şu an Türkiye Gençlik Birliği ile annelerin sohbeti var. Özel sohbete dönüştü. Ziyaret bu çerçevede bir kucaklaşma olarak ifade edebiliriz. Şu an esasen bundan sonrası açısından buradaki programın bittiğini söyleyelim. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 3. yıla bugün görkemli bir giriş yaptı Diyarbakır anneleri. Burada en önemli günün mesajı da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in burada olmasıydı. Ve bu kucaklaşma gerçekleşti. Devlet kademesinde katılımlar vardı. Devlet kademesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce buradaydı. Muhterem İnce dışında da çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık buradaydı. Yine annelere hitap ettiler. Ve gelen kurumlar arasında Bakış Sendikası vardı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı buradaydı. Ve Vatan Partisi aynı zamanda bir heyetle buradaydı. Genel Başkan Doğu Perinçek
burada katıldı. Arkasından en son günün ziyaretçisi diyelim Türkiye Gençlik Birliği buradaydı ve şu an Türkiye Gençlik Birliği ile annelerin buluşması devam ediyor. Onlar sohbet ediyorlar ve sürebilir onların sohbeti diyelim. Biz canlı yayınımızı burada noktalayalım ve sözü size bırakalım Yeşimer Yılmaz. Ekrem Demir, teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan canlı olarak görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Sabahtan beri bugün evlat nöbetinin 3. yılına girildi. 730 gün sonra 3. yıl başlamış oldu 3 Eylül itibariyle diyoruz. Ve evlat nöbeti devam ediyor. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar'ın açıklamasını dinledik ve şu anda annelerle birlikte sohbet ediyor. Sabah saatlerinden beri devletin üst kademelerinden de ziyaretçiler vardı. Aile Bakanı Sayın Derya Yanık, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sendikalar, Osmanlı Ocakları yine evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Sayın Şule Perinçek de yine Diyarbakır çadırında, evlat nöbeti çadırında ailelerle birlikteydi. Öncü Kadın Genel Başkanı Sayın Meltem Ayvalı'yı da gördük. Ziyaretler devam ediyor, anneler yılmıyor. Nöbette 32 aile evladıyla kavuştu. Görkemli bir törenle kutlamalar da devam ediyor. Şu anda yine anneleri ve babaları görüyorsunuz. Sadece anneler değil, babalar da evlat nöbetinde yerini aldılar. Sabah akşam demeden, yılmadan 2 yıldır bu nöbet devam ediyor ve bugün 3. yılına girdi. Türkiye'nin birçok noktasında evlat nöbeti devam ediyor. Almanya'da da Mahide annemiz nöbetine devam ediyor diyelim ve devam edelim. Şimdi hem Diyarbakır evlat nöbetini hem HDP'nin kapatılma süreci iç siyaset ve dış politikada tüm gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. İki konumuz Skype bağlantısı üzerinden bu kuşakta bizlerle birlikte Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Cem Küçük ve Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sayın Serdar Üsküplü karşımızda görüyoruz. Sayın Küçük, Sayın Üsküplü, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Hoş bulduk. Yayına. Çok teşekkürler. Evet Sayın Küçük, sizinle başlayalım mı? Evlat nöbetinin 3. yılına girdik bugün itibariyle. Sabahtan itibaren de aslında tüm yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz Diyarbakır annelerin bu kararlı duruşuyla ilgili ilk olarak? Evet, öncelikle Vatan Partisi'nin gençlik kollarıydı galiba. Onları da tebrik edelim. Hakikaten destek olmak, moral vermek çok önemli. O açıdan da çok önemli olduğunu söylemek lazım. Ben Diyarbakır annelerine verilen bu desteği çok önemsiyorum. Orada bir siyasi gördüklerinde ya da herhangi bir partiden birini yetkili kendilerine destek olmaya geldiğinde de çok moralleniyorlar. Diyarbakır anneleri 3. yıla girdi. Çocuklarını PKK'dan kurtarabilmek için, eli kanlı terör örgütünü alabilmek için haklı bir mücadele veriyor Diyarbakır anneleri. Tam 3 seneye oldu. 3 seneye girdi. Ve bu mücadeleleri de hakikaten alkışlanmaya değer. Vatansever partiler, vatansever insanlar onları, Diyarbakır annelerini hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Tabii HDP Diyarbakır İl Binasyonu'nda yapıyorlar bunu ama tabii her yerden şu anneler, babalar çocuklarını kurtarmak için oraya geldiler. Bu bir direniş büyüyor. Yani haklı hak arayışı devam ediyor ve emin olun HDP'liler bundan son derece rahatsız. HDP'ye destekleyen diğer parti temsilcileri de bundan son derece rahatsız. Eli kanlı bir terör örgütünün ve onun siyasi kanadı HDP'nin geldiği durum ortadadır. İşte annelerin gücü, direnişi de, kadınların gücü, direnişi de burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Orada İçişleri Bakan Yardımcımız Muhterem İnce, Bakanımız Derya Yanık, diğer yetkililer, Vatan Partisi'nin gençlik kollarının yetkilileri, diğer arkadaşların hepsi ve adını belki burada anamayacağımız herkes oraya destek vermeye gelenlere de teşekkür etmek lazım. Emin olun HDP'liler şu görüntülerden çok rahatsızdır. Çünkü anneler isyan ediyor, çocuklarını istiyor. PKK rahatsız. Zaten Türkiye'nin içerisinde eylem yapacak, operasyon yapacak, terör estirecek durumları kalmadı. Sınırdan içeri bile giremiyorlar. Tarihinin en kötü döneminde PKK. Anca işte Kuzey Irak'ta, Suriye'de belli yerlerde maalesef askerlerimiz orada tek tük şehit ediyorlar. Keşke hiç olmasa bu. O açıdan da ben
Diyarbakır Annelerin Evlat Nöbeti'ndeki 3. yıla verilen bu desteğe, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Muhalefet partileri, CHP ve İYİ Parti, tabii onların bu konuda söyleyecek bir sözleri yok. Yüzleri de yok. Öyle olsa işte daha geçen gün Aytun Çıray, efendim HDP'yi PKK üzerinden meşrulaştırıyorlar diyorlar. Sanki HDP'yi şeytanlaştırıyorlar diyor. Sanki HDP'yi bizler şeytanlaştırıyoruz ya da onlar. Kendileri PKK'nın siyasi kanadıyız diyor. Türk ordusu işgalcidir diyor. Sırtımızı YPG'ye, PKK'ya dayadık diyor. Ya da İçişleri Bakanı'nın meclisteki konuşmasını hatırlayın. İşte bu Gara'da kaçırılan ve şehit edilen polislerimiz, askerlerimiz olduğunda işte Pervin Buldan ne demişti? Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar. Bu bile PKK ile HDP'nin ilişkisi açısından çok nettir. Kapatma davası da bu açıdan çok önemli. Yine dün akşam bu ekranlarda... Bununla ilgili ayrıntıya geçeceğiz. Bir başlık açacağım Sayın Küçük. Bir virgül koyalım mı? Sayın Üsküp'ün yorumunu da almak istiyorum. Bu üçüncü yıl dolayısıyla neler söyleyeceksiniz? İlk günden beri kararlı bir duruş sergileyen anneler, sonrasında babalar ve Türkiye'nin birçok noktasında da, hatta yurt dışında da devam ediyor, çoğalarak devam ediyor. Katkılar da çok büyük tabii ki, ama siz neler söyleyeceksiniz annelerin mücadelesi için? Sayın Üsküplü. Diyarbakır annelerinin mücadelesi bugün HDP'yi kapatma noktasına, bitirme noktasına getirmiştir. Türk milletinin büyük bir desteğini almıştır bu mücadele. Hepimizin bildiği, hepimizin gördüğü gibi HDP PKK'nın siyasi uzantısıdır. HDP PKK'nın bir organıdır. HDP'ye karşı, HDP'nin önünde evlatlarını PKK'dan isteyen anneler hem PKK'ya büyük bir riske vurmuş, PKK'ya büyük bir darbe vurmuş, PKK'yı ezecek, bitirecek siyasi iradeyi ve milletin buradaki fikrini ortaya koymuş, hem de HDP'yi de perişan etmişlerdir. Vatan Partisi ilk günden itibaren Diyarbakır'daki Diyarbakır annelerinin nöbetinin ilk gününden itibaren annelerin yanında olmuştur. Kadınıyla, genciyle, parti örgütlerimizle oradaydık. Türkiye'nin her yerinde Diyarbakır annelerine destek verdik. Bu desteğe devam edeceğiz. Bugün artık PKK Türk milletinin nezdinde, Türk ordusu tarafından askeri olarak bitirilme noktasına getirilmiştir. PKK'nın Türkiye'de silahlı personel sayısı düşmüştür. Her gün kan kaybetmekte. Hatta görüyoruz, PKK artık televizyon izlemeyi bile yasaklamış durumda kendi mensuplarına. Çünkü PKK'nın ezildiği, yok edildiği gözükmekte. Temel mesele bugün artık HDP'nin kapatılmasıdır. O açıdan Diyarbakır annelerinin bu evlat nöbetleri hem PKK'nın ezilmesi açısından hem de PKK'nın siyasi konu kanadı olan HDP'nin kapatılması açısından hayati bir önem taşımakta. Az önce de canlı yayında hep birlikte izledik. Orada hem Türkiye Gençlik Birliği'nin güzel açıklamasını, hem de Diyarbakır annelerinin ve orada toplanan babaların, oradaki vatandaşlarımızın feryadını da gördük, mücadelesini de gördük. İşte mücadele böyle verilir. Millet birleşerek burada Amerikan emperyalizminin Türkiye'nin başına ördüğü bir çuvalı daha ortadan kaldırmakta. Millet birleşerek Amerikan emperyalizminin Türkiye'ye karşı giriştiği bir tehdidi daha bertaraf etmektedir. Dolayısıyla evet, Diyarbakır annelerinin sonuna kadar yanındayız ve bu mücadelenin başarıya ulaşacağını, ulaştığını da görüyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Sayın Üsküp'ü. Sayın Küçük, evet, dün gece yine aslında bu soruları yanıtlamıştığınız zaman, bugüne bakacak olursak, Anayasa Mahkemesi'nin ek savunma talebi vardı HDP'nin ve acaba ek savunma verecek mi vermeyecek mi diye konuştuk, ama olumlu bir sonuç geleceğinden de aslında konuklarımızdan almıştık. Ne diyorsunuz bu ek savunma talebini? Şimdi bakın, bizim şöyle bir yalnızlığımız var Türkiye olarak. Biz bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'deki işte Fondaş Medya, CHP, İYİ Parti, hı hı, ve ülkenin bir siyaseten bir kısmı bu konuda Türkiye'yi yalnız bırakıyor. Bu da normal. Yani biz burada vatansever insanlar olarak mücadele ediyoruz. Dün de burada tartışmıştık, hatta Nusret Bey'le de biraz aramızda böyle bir tartışma oldu. Şu, sabahleyin ben de bunu, detaylarını verdim mesela kendi bültenimde. Şöyle, partinin tüzel kişiliği için 60 gün, HDP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri için de 30 gün süre verildi. Yani diye. Şimdi bunu verirdi vermezdi, usul yönünden ilk eksiklikler vardı. Onlar giderildi. Bütün
üyeler de bu yönde karar verdi ve bu ek süre verildi. Verilsin de. Çünkü bahaneleri kalmasın. Yani verilmeyebilirdi ama ben de verilmesini destekleyenler dedim ki çünkü sonradan bir şey olduğunda bakın biz ek süre istemiştik, vermediler, savunamadık. Çünkü biliyorsunuz bunlar her şeyi aleyhimize kullanmakta çok maharetliler. Sonuç alamıyorlar ayrı ama bunu kullanıyorlar. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de gidecekti. İşte ek süre istediler, vermedi. Parti yöneticileri savunma hazırlayacaktı diye. Şimdi belli ki 60 gün, bugün 1 Eylül, 1 Kasım'da bu iş bitmiş olacak. Ve 1 Kasım'dan sonra da bu Anayasa Mahkemesi raportörü bir gün belirleyecek. Gün belirledikten sonra da Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri Zühtü Aslan öncülüğünde toplanıp bir karar verecekler. 6 Eylül'e kadar ama ön savunmayı tamamlayacaklar değil mi? Tabii. Şimdi şu an zaten iddianameyi üyeler inceliyor. Son olarak da gelen itirazları yani savunmaları inceleyecekler. Sonra bir gün belirleyip karar verecekler. Mesela 1 Kasım'da diyelim ki savunmaları aldılar. O esnaya kadar zaten iddianameyi inceleyecek Anayasa Mahkemesi üyeleri. Mesela diyecek ki 17 Kasım'a gün attık. O günde karara bağlayacaklar. Mesela tahmin ediyorum böyle oluyor. Zaten geçmişte de Refah Partisi'nde Fazilet AK Parti kapatma davasında da hep benzer süreçler işlediği için söylüyorum. Dolayısıyla da bu. Zaten bunu şunun için söylüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yerel mahkemenin kararının bitmesini beklemeden Selahattin Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını ve cezaevinden çıkması gerektiğini söyledi. Halbuki iç hukuk yolları tükenmemişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi orada kendi ile de çelişen bir karar verdi. Nitekim evet. Bunu bazı yurt dışındaki FETÖ'cüler veya eski böyle liberal takımından kaçanlar var. Ben onların videolarından da izliyorum. Onlar bile yani işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada hani yerel mahkemeyi beklemedi filan diyorlar. Ama bakın ben HDP'nin kapatılacağını, kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Ve verilen bütün kozları, bütün şansları kötüye yordular. Bir suç şebekesi, terör şebekesiyle uyumlu hale geldiler. PKK bugün ne derse onu yapıyor. Yani Murat Karayılan, Duran Kalkan ne derse Demirtaş da onu yapıyor. Pervin Buldan da onu yapıyor. Figen Yüksekdağ da onu yapıyor. Bugün en ılımı denilen isimler de yapıyor. Nitekim o partide biraz daha PKK ile aramızda mesafe koymalıyız diyen Ayhan Bilgen gibi Kars Belediye Başkanı eski onlar da partiden dışlandı ve ayrıldılar. Dolayısıyla da HDP bugün eşittir. PKK'nın siyasi kanı deliller nettir. Yani böyle tartışmaya açık da bir şey yoktur. Ben o yüzden HDP'nin kapatılacağını düşünüyorum. Kapatılmazsa da bu Anayasa Mahkemesi üyelerinin gerekçeli kararını herhalde bu dünyada en çok merak ettiğim şey olacak. Yani bu hani çocuklukta merak ettiğimiz babamız bize ne aldı bayram günü dışında herhalde hangi gerekçeyle kapatmadı eğer öyle bir karar verirlerse şayet onu düşünüyorum. Şunu tamamlayayım. Verebilirler bakın, mi? Valla dün şimdi Yeşim Hanım hatırlıyorsunuz bugün devlet memuru olmak için geçmişte güvenlik soruşturmasından geçersiniz. Geçmiş ilişkilerinize hangi derneğe üye olduğunuz kitap kulübüne bile bugün bakılır. Milli istihbarattan ve emniyet istihbarattan jandarma istihbarattan raporlar alınır. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz insanın geçmişine bakılamaz diye bir karar verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da buna büyük feveran etmişti. Çünkü ne demek yani ben devlete gireceksem benim bir köküme baksın. Belki ben geçmişte terör örgütüyle iltisaklıyım, ilişkiliyim. Tabii. DHKPC, FETÖ, PKK buna bakılmaz dedi. Bir diğeri 2017'de biraz da böyle FETÖ'nün işine yarayan bir yürüyüş yapmıştı Kemal Bey. Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Hatırlayın o zaman yolları kestiler bilmem ne. Anayasa sonra ondan esinlenen bazıları da Ankara İstanbul yolunda Bolu'da yürüyüşler yapmıştı. Anayasa Mahkemesi dedi ki bu yürüyüşler dedi. Yani isteyen istediği yolu kapatabilir. İfade özgürlüğü. Şimdi siz Yeşim Hanım, siz Serdar Bey ben hadi gittik Bolu tünelini kapattık desek şu an ifade özgürlüğü ve son şunu tamamlıyorum. Bu da önemlidir. PKK bildirisi diye Barış Akademisi, Barış Bildirisi diye bir şey vardı hatırlayın. Evet. Akademisyenlerin. Evet. Devlet katliam yapıyor. Devlet çocukları öldürüyor. Devlet Güneydoğu halkının nüfusunu değiştiriyor diye o iğrenç ifadeyi yazanlara ifade özgürlüğü dedi. Şimdi Avrupa'da biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terörü bırakın kınamayı.
kınamamak da suç sayılıyor ya da partinizi kapatmak için yeterli. Nitekim 2017'de hiçbir suça bulaşmadan sadece bir referandum yapıp İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalanların 4 siyasi lideri Puigdemont'la beraber tutuklandı. Peki, sonuç olarak kapatmayabilir de diyorsunuz. Açıklamalarınızdan bunu anlıyorum ben. Hayır. Ben bu iddianameyle HDP'nin kesinlikle kapatılacağını düşünüyorum. Eğer kapatmazlarsa diyorum. Hangi gerekçeyle kapatmadıklarını çok merak ediyorum diyorum. Peki, tamam. Çok teşekkür ederiz Sayın Küçük. Sayın Üsküplü, sizinle devam edelim. Aslında Diyarbakır annelerinin de tepkisi vardı. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nden gelen bu açıklama doğrultusunda. Hem bu tepki doğrultusuna bakıyorsunuz, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ek süre talebi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki süreci nasıl okuyorsunuz? Kapatılır mı, kapatılmaz mı HDP, ne dersiniz? Öncelikle şunu anlatalım, söyleyelim. Anayasa Mahkemesi'nin bu ek süre kararı tamamıyla hukuksuzdur ve PKK'nın ekmeğine yağ sürmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla HDP'ye ve PKK'ya 60 gün ek süre verilmiştir. Ne için verilir bu 60 gün ek süre? Bakınız, sırf şu geçtiğimiz 2 ayda PKK'nın yaptıklarına bakın. Türkiye'de 172 yerde orman yangınları çıktı. Bu ormanları PKK yaktı. PKK kabul etti, bu ormanları ben yaktım dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da çıktılar ve bu ormanların bir bölümü de PKK tarafından yakılmıştır, kundaklanmıştır diye devlet de en üst mertebeden bunu açıkladı. Evet. Bu 60 günlük ek süre işte bu PKK'ya bu eylemleri yapması için ek süre vermektedir. HDP bugün PKK'ya personel sağlayan, HDP bugün gençlerimizi kandıran, dağa çıkartan bir mekanizma şeklindedir. Dolayısıyla HDP'ye 60 gün daha gençlerimizi dağa çıkartmaya devam etlenmek. HDP bugün PKK'ya lojistik destek sağlayan bir merkezdir. Her ilimizde PKK'nın ofisleri vardır. İşte bu Anayasa Mahkemesi HDP'ye sen 60 gün daha PKK'ya lojistik destek sağla demektedir. Bugün Türkiye PKK'ya karşı, bakınız, ordumuz, polisimiz, milletimiz el ele, omuz omuza bir mücadele vermekte ve büyük başarılar elde ediyoruz. Bu başarıların karşısındaki en büyük engel içimizdeki HDP'dir. PKK'nın sözcülerinin, PKK'nın elemanlarının, PKK'nın personellerinin, arkamızda YPG var, YPJ var diyenlerin meclisimizde yer almasına izin verilebilir mi? Milyonlarca liralık kaynak şu ana kadar PKK'ya aktarılmış durumda HDP üzerinden. Milyonlarca liralık kaynak. Bu kaynakların aktarılmasına 60 gün daha ek süre vermiş olduk. Şunu söyleyelim, eğer Anayasa Mahkemesi hukuka dayalı Türk milleti adına karar veren bir mahkeme olsaydı, böyle bir iradesi, böyle bir niyeti olsaydı asla bu kararı vermezdi. Ancak şunun da altını çizelim, Zühtü Aslan dahil hiç kimse artık HDP'yi kurtaramaz. Çok da tepki çekmişti HDP, daha önce Sayın Aslan'ın açıklamaları. Tabii ki. HDP kapatılacaktır, HDP kapanacaktır. Sayın Cem Küçük de az önce saydılar. Anayasa Mahkemesi'nin bundan önce de aldığı skandal kararlar vardır. FETÖ ile irtisaklıların devletimizde memur olmasının önünü açan kararı, geçmişe bakılamaz denilen kararı, Barış Akademisyenlerinin bölücü bildirisini aklayan kararı, yine o dönemde adalet yürüyüşü adı altında FETÖ'yü, PKK'yı aklamaya çalışan, onlara destek olan yürüyüşlere verdiği destek kararları, bunlar Türk milleti açısından da, hukukumuz Türk hukuku açısından da kabul edilemez kararlardır. Ancak şunu söyleyelim ve bunun altını çizelim. Hiçbir kuvvet bugün HDP'yi kurtaramaz. Zühtü Aslan'ın, Zühtü Aslanların, aynı fikirde, aynı eylemde olanların yapabileceği ancak ve ancak süre kazanmaktır. İşte bu 60 günü kazandırmış oldular HDP'ye. PKK'ya destek olmak için bir 60 gün daha kazanmış oldular. Ancak mutlaka ve mutlaka HDP kapatılacaktır. HDP bir altın kural var. HDP ezildikçe, HDP kapanınca PKK güç kaybetmekte. PKK ezildikçe HDP güç kaybetmektedir. Bunu unutmayalım. Bakınız, kayyum atanan, yani kayyum diye bilinen kamuoyunda görevden alınan HDP'li belediyelerdeki seçim sonuçlarına bakıyoruz. Bu HDP'li belediyelerde görevden alınmalardan daha sonra ortaya çıkan seçim sonuçlarına bakıyoruz. %28'lere, %32'lere varan bir oylarında azalma görüyoruz. Dolayısıyla HDP'nin kapatılması kimilerinin söylediği gibi PKK'ya kuvvet kazandırmayacaktır. Tam tersine PKK'nın etkisini de azaltan bir etki yaratacaktır. Bir tabii. Noktaya ben itiraz etmek durumundayım. Cem Bey'in ifade ettiği bir noktaya. Buyurun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar hukuksuzdur der. Eğer bütün bu başvuruları
değerlendirmezsek dediler. Bakınız, Türkiye HDP'yi kapattıktan sonra, Türkiye Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapattıktan sonra, yani hukukumuz ne yaparsak yapalım, zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar hukuksuzdur diyecek. Biz istersek HDP'yi pamuklara saralım, PKK'yı pamuklara saralım. Onların tek derdi PKK'yı savunmaktır. Avrupalı emperyalistlerin dolayısıyla HDP'yi savunmaktır. Biz ne yaparsak yapalım, ne dersek diyelim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bize karşı bakışı değişmeyecek. Soralım Sayın Küçük'e. Bakınız Amerikan metinlerine bakın bugün, Avrupa metinlerine bakın. Türkiye'yi bir diktatörlük gibi, Türkiye'yi bir tek adam rejimi gibi, Türkiye'yi hukuksuz bir ülke gibi göstermeye çalışıyorlar. Yine bugün Türkiye'deki sözde muhalefetin, aslında Amerikancı cephenin, Biden cephesinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin açıklamalarına bakınız. Bugün Türkiye'yi yine hukuksuz diktatörler, diktatörlük tarafından yönetilen, hukuki kararların siyasi olarak verildiği bir ülke gibi göstermeye çalışıyorlar ve bu yeni değildir. Yıllardır yapılan bir uygulama bu. Bizim burada vereceğimiz hiçbir karar veya HDP'ye karşı yumuşatma asla onların fikirlerini değiştirmeyecek. Tam tersine kararlılıkla hareket etmek ve bu ek süreleri falan kesinlikle vermemek gerekir. Peki Sayın Küçük, siz ne diyeceksiniz? Evet, pamuklara da sarsak dedi Sayın Üsküplü. Avrupa Birliği zaten karar hukuksuzdur diyecek, kapatılsa da dedi. Böyle bir karara gerek yoktu dedik. Şimdi, eklemek ister misiniz bir cümle? Hayır, doğru. Tabii şöyle, yani zaten demin onu söyledim. İç hukuk yolları tükenmeden, yetkisini de aşarak, hukuk ihlali yaparak Demirtaş bırakılmalı dedi. Halbuki iç hukuk yolları tıkanmamıştı. Demek istediğim o. Yani Zalbük'ün ne demesi lazım? İç hukuk yolları tükensin, öyle karar vereyim demeliydi. Doğru. Yani HDP'ye biz hangi kararı verirsek verelim. Yani eğer kapatılırsa zaten hukuksuz diyecek. Dünyanın en net delilini de göstersek öyle diyecek. Ama biz gene de onlara diyecekleri, mesela en azından o konuyu gündeme getirmesin. Ya ek süre istemişler de vermemişsin. Al kardeşim, sana ek süre verdim. Al, bunu istiyordun. Onu da vermek lazım. Orada hukuku diye değil, ben bunu sordum, hukuken öyle bir şey verilebiliyor. Yani ek süre verilebilir. Ha, verilebilir mi? Ben verir miydim? Hayır, ben vermezdim, ama onu verdiği zaman da şey, hukuksuz olmuyor. Buradaki mesele şey şu. Yani Türkiye'de HDP'nin, PKK'nın siyasi kanadı olduğu yönünde, Kandil'den talimat, Sincar'dan talimat aldığı yönde bir şüphe yok. Yani iddianameyi ben okudum, çoğu kısmını. Zaten deliller net. Yani yüzlerce delil var. Yani o yüzden diyorum, Anayasa Mahkemesi'ni ben kapatacağını düşünüyorum %99.9. Ama geçmişteki bazı o skandal kararlarına bakarak da bir küçük ihtimalle bırakıyorum. Ve diyorum ki, hani kapatmazsa hakikaten ne diye kapatmayacak? Peki nasıl bir savunma yapar HDP? Ya muhtemelen, her şey ortadayken, yani benim PKK ile ilişkim yok diyebilirim. Biz, ya şöyle diyecektir, biz demokratik hak özgürlük diyecektir. Türkiye'deki herkesin düşüncesinden yanayız diyecektir. Halkların kardeşliği diyecektir. Yani bu Marksist terminolojideki bazı ifadeleri kullanarak, ya da işte PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz, onlar işte bir gerilla mücadelesi veriyor gibi bildiğimiz şeyleri söyleyeceklerdir. Örneğin 6-7-8 Ekim olayları bütün delilleriyle ortada. O olayı kışkırtan Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın tweetleri ortada, mesajları ortada. Buna rağmen bunu biz yapmadık diyor adam yani. Halbuki o şey, Yasin Börü'nün kafasını ezen, kurban eti dağıtırken ezenler HDP'lilerdi, PKK'lılardı. Yani bunları görmek lazım o açıdan da. Bundan yana herhangi bir şüphe yok. Bakın zaten şöyle bir oyun da oynanıyor. Buna da dikkat çekmek istiyorum, kısaca vaktim varsa. Çok ya. Bir dakikayla toparlarsak sevinirim. Evet, bakın, Amerika Sincar'daki, Kandil'deki PKK teröristlerin elebaşlarına ödül koydu. 3 milyon, 4 milyon diye. Duran Kalkan, Murat Karayılan, diğerleri hakkında da böyle bir şey koydu. Tabii zaten Türkiye şimdi Gara'ya girdi. İşte Kandil'e yakın bir sürü yere girdi. Kandil'in etrafı, Sincar'ın etrafı sarılıyor. Allah izin verirse inşallah oralara da girilecek ve o Kandil, Sincar darmadağın edilecek. Ama dikkat edin, Amerika Suriye'deki PKK ile başları için başına ödül koymadığı gibi, onları Washington'da ağırlamaya, işte Stockholm Vakfı üzerinden 10 milyon euro vermeye, her ay bedelsiz silah, mermi vermeye devam ediyor. Yani Amerika da burada kendi stratejisini biraz değiştirmeye çalışıyor, ama bu işlemez. Hepimiz neyin ne olduğunun farkındayız. Şu da olabilir, bakın, Amerika nasıl şimdi kullanıp attı
Afganistan'da kendisiyle işbirliği yapanları, 100 gazeteciyi orada bıraktı. Belki Taliban ne olacak onları bilmiyoruz yani. Nedir? Kullandığı herkesi bıraktı. Şimdi Amerika Kandil'e de diyecekti ki belki Türkiye'ye, sizi hani artık korumuyorum mesela, benim Suriye'de işim var gibi, yani burada devlet kurduracağım gibi, böyle şeyler de diyebilirler. O açıdan uyanık da olmak lazım. Peki. Yani ama yani er ya da geç Türkiye sahada da hukukta da PKK'yı her türlü yeniyor ve iyice de yenecektir zaten. İçeride de dışarıda da terörle mücadele zaten kararlılıkla devam ediyor. Tüm güvenlik güçlerimize selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Ayaklara taş değmesin Mehmetçiğimizin diyelim ve amin. Sayın Üsküplü devam edelim sizinle. Bir başka başlığa geçmek istiyorum. Bir cümle eklemek ister misiniz? Yoksa yeni başlık da önemli. Hemen konuyu açalım isterim. Çok özür dilerim. Sorunuzu alamadım. Bir peki, internette yeni bir başlığa oldum. Geçiyorum Sayın Üsküplü. Baraj konusu konuşuluyordu, tartışılıyordu. Ne diyorsunuz %7'ye düşürülmesiyle ilgili? Bundan sonraki süreçte Türk siyasetinde 2023 seçimleriyle ilgili etkisi ne olur? Nasıl değerlendirirsiniz? Yeşim Hanım, Türkiye'de baraj %51 bugün. Önce bunun altını bir çizelim. Bugün Türkiye'de iktidar barajı %51'dir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi adı verilen aslında bir başkanlık sistemi olan bu sistemde meclisin, parlamentonun bir maalesef yönetim üzerinde bir etkisi yok. Dolayısıyla Türkiye'de eğer politikalar ortaya çıkartılacak, siyaset yapılacaksa %51 barajının aşılması gerekir. %7 kararı sistem içi bir karardır. Bir kere bunu altını çizelim. Bir aritmetik karardır. Sistem içi hesaplar yapmaya devam ettiğini göstermektedir maalesef AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığının. Buradaki %7 bu aritmetik hesaplarla iktidarı acaba tekrar alabilir miyiz? %7 hesaplarıyla oradan %1 eksilterek, burada %1 arttırarak %51'i tekrar tutturur muyuz hesaplarıdır? %50+1'i ve bunlar çok yanlış hesaplardır. Bakınız, Türkiye'nin önünde çok ciddi sorunlar var. Türkiye bugün çok ciddi belalarla karşı karşıyadır. Bu belaların biri PKK belasıdır. PKK'ya karşı hepimizin burada hemfikir olduğu nokta ordumuzun, polisimizin, İçişleri Bakanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, PKK hükümetimizin PKK'ya karşı kararlılıkla bir mücadele verdiğidir. Ancak HDP'nin kapatılması noktasına geldiğimizde sistem içine kayıyoruz burada. Aman Avrupa ne der, aman dünyayı küstürmeyelim, Amerika ne tutum alırlara gidiyoruz. Ve PKK'nın aslında HDP'nin çoktan kapatılması gerekirken bugüne kadar sürüncemede bırakıldığını görüyoruz bu durumun. Bu bir. İkincisi, yine PKK'ya karşı kararlılıkla mücadele veriyoruz ama PKK'yı bitirecek esas mesele, yani komşularımızla ittifak yapmak meselesi hep arka plana atılıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye Devleti'yle PKK'yı bitirmek konusunda bir işbirliği yapsa, PKK bugün bayrağını indirir, bugün beyaz bayrağı kaldırır, ellerini kaldırır ve teslim olur. Suriye ve Türkiye devletlerinin güç birliğine PKK'nın dayanması mümkün değildir. Amerika da onu oradan kurtaramaz. Bakınız, Amerika Afganistan'da yenildi. Sayın Cem Küçük'ün de ifade ettiği gibi işbirlikçilerini de geride bırakarak pılını pırtını toplayıp kaçtı gitti. Hatta pılını pırtını da toplayamadı. Silahlarını bile orada bıraktı ve kaçtı gitti. Amerika yeniliyor. Fakat hala bizim maalesef AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığının, hükümetin hala sistem içi çözümler peşinde koştuğunu görüyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı bugün o %7, %6,5, %5 bilmem ne baraj tartışmaları değil. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı bir Türkiye ittifakı kurmaktır. Evet, bugün peki. Türkiye'nin ihtiyacı bir milli hükümet kurmaktır. Dolayısıyla bu %7 kararı tamamıyla sistem içi bir karardır. Türkiye'nin sorunlarını çözmez hiçbir şekilde ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki iktidar sorununu da çözmeyecektir. Bugün Türkiye'nin bir iktidar sorunu var. Nedir iktidar sorunu? Amerika bütün kuvvetiyle bugün Türkiye'de hükümeti devirmek ve yerine çok Amerikancı bir hükümet kurmak istiyor. Biden bunun göreve için, gelmeden önce belirtti zaten. Yani çok çok haklısınız, çok doğru. Biden göreve gelmeden önce ben bunu yapacağım dedi. Onu yapacağım diyerek göreve geldi. Ben Erdoğan hükümetini devireceğim ve yerine bize bağlı olan muhalefetten bir hükümet kuracağım dedi. İsim isim bunu raporlarında saydılar. İsim isim, parti parti, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, işte liberal muhafazakarlar dedikleri Davutoğlu ve Babacan, bir tarafta yine Abdullah Gül, hatta bunu siyasi olarak da saydılar. Liberallerin, sosyal demokratların ve Kürtlerin dediler. İttifakı
Türkiye'de hükümet olmalıdır dediler adım adım. Türkiye böyle bir tehditle karşı karşıya. Emperyalizm Türkiye'de bir Amerikancı hükümet kurmak istiyor. Emperyalizm Türkiye'deki bütün kendine bağlı olabilecek Amerikancı kuvvetleri, liberalleri, Kürtçüleri, yine sözde muhafazakar, Amerikancı muhafazakarları bir araya getirirken bugün AK Parti ve MHP ortaklarının böyle %7 barajları ile buna çözüm bulmaya çalışması yanlıştır, sistem içidir. Doğru olan Türkiye'nin bütün milli kuvvetlerinin bir araya gelmesidir. Bakınız burada bütün Türkiye kuvvetlerini demiyoruz. Bütün milli kuvvetlerin milli bir araya gelmesidir. Yani belirleyici olan, evet, programdır. Belirleyici olan programdır. Milli bir programda birleşmektir. Dolayısıyla bu tartışılırken önümüzdeki iktidar süreci tartışılmalıdır. Bir tarafta baraj tartışmaları var ama birazdan belki bu da gündeme gelir. Diğer taraftan da Millet İttifakı'nın aday tartışmaları var. Doğru. Kim aday olacak tartışmaları bir sonraki var. Turda bunu da soracağım. Sayın Üsküp'te çok teşekkür ediyorum. Şimdi soralım mı Sayın Küçükede? Buyurun. Tabii, buyurun. Tamamlayalım. İsterseniz cümlenizi bitirin. Ben Sayın Küçükede sizin bu anlattıklarınızı sormak istiyorum. Bu iki tartışmayı birlikte ele almak gerekir. Temel mesele iktidar meselesidir. Peki. Amerika'nın Türkiye'deki iktidarına izin vermemek için yapılması gereken bu baraj tartışmaları falan değil. Yapılması gereken Türkiye İttifakı'nın tartışılması, hangi program çerçevesinde birleşileceğinin tartışılmasıdır. Peki, Sayın Küçük ne dersiniz? Şimdi 107'lik bir seçim barajı ama şu anda Türkiye'nin sorunu çözmez dedi Sayın Üsküplü bu baraj konusunun. Bir milli hükümetin kurulması gerekiyor. İşte aslında şu da çok önemli. Yani biz değil mi Mısır'la uzun bir aradan sonra yeniden temaslar kurmaya başladık. Ermenistan'la ilgili Cumhurbaşkanı kademeli normalleşme açıklaması var. İsrail'le Cumhurbaşkanı'yla Birleşmiş Milletler'de görüşebiliriz açıklaması var. Yani aslında baktığımızda sahalarda hareketlik ve Türk dış politikasına yine baktığımızda kararlı, olumlu mesajlar verildiğini görüyoruz. Suriye'li bir görüşme gerçekleşir mi? Hem %7 barajını Sayın Üsküplü'nün açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz hem de Suriye açısından nasıl bakarsınız? Şöyle ben barajla ilgili Serdar Bey'in dediği %51 doğru. Yani bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde %51 oy alan zaten Cumhurbaşkanı oluyor ve kararnamelerle zaten ülkeyi yönetiyor. Yani başkanlık sistemi çünkü bu. Dolayısıyla %51 almak yeterli. %7 barajı milletvekili seçimleri için olacak, meclis için olacak. Ama o da önemli. Yani Türkiye gibi ülkelerde çok olur mu bilmiyorum. Hani başkan AK Partili ama diyelim ki meclis CHP'den çoğunlukta veya tam tersi çok kolay mümkün görünmüyor. Ama bazen dengeler bu açıdan değişebiliyor. O yüzden barajın %7 olması belki %5'e de düşürülebilir. Yani o kadar mühim değil. 5-7 olmuş. Burada tabii dar bölgeden atılmış bölge meselesi, işte Türkiye'yi 600 bölgeye ayırma filan böyle şeyler olabilir. Onlar da düşünülecek ama Ömer Çelik dün yapıldığı açıklamada dar veya daraltılmış bölgeyle ilgili bir konu önümüze gelmedi dedi. Onu da görmek lazım. Dolayısıyla hani dar bölge, daraltılmış bölge olacak mı? Onu iyice bir değerlendirmek gerekiyor. Ama burada şöyle bir şey de lazım. Mesela ben kendi görüşüme göre, örneğin şimdi mesela Türkiye'de bazı partiler, örneğin Saadet belli bir ilden %20 alıyor. İşte orada bir milletvekili diyelim ki çıkarabilmeli veya işte Türkiye Komünist Partisi Türkiye'den hiç oy alamıyor ama Tunceli'den %50 alıyor, %40 alıyor. Mesela oradan bir milletvekili alabilecek bir sistem de olmalı. Yani şimdi o demek ki o ilde o partiye ilgi varsa, mecliste temsilci istiyorsa demek ki o kadar oy verdiğine göre onun da olması lazım. O da biraz haksızlık oluyor diye düşünüyorum. Nihai kararı verecekler. O açıdan dar bölgeden atılmış bölge de burada önemli olacaktır. Ama mesele şu, burada barajlar olduğundan ziyade halkı ikna etmek lazım. Şimdi AK Parti bugüne kadar 20 senede en büyük gücü halkı ikna ederek oy almasıydı. Şimdi siz hangi sistemi yaparsanız yapın, eğer halkı ikna edemezseniz, halk size oy vermezse o baraj 5 de olsa 7 de olsa bir işlevi yok. Ya evet. Da işte bunun İstanbul Büyükşehir'de 2019'da gördük. Yani bir herhangi bir şey baraj yoktu. İşte en çok oy alan belediye başkanı olacaktı. Ekrem Bey aldı. Yani CHP'nin adayı aldı. Halkı ikna etmek lazım burada. Halkı yanımıza çekmek lazım. Joe Biden'ın Amerika'nın tabii ki Tayyip Erdoğan'dan, bu hükümetten memnun olmadığı ortada. Bir fırsat geçse de eline değse diye düşünüyordur. Doğru. O açıdan da hakikaten milli bir insanların bir araya gelip kamuoyunda
ikna olmayan insanları ikna etmek lazım. İşte ekonominin biraz daha düzelmesi, bu hayat pahalılığının biraz düşmesi lazım. Marketler ve benzeri çok pahalı. Kısaca iki cümle edeyim. Bir, doğalgaza bugün yapılan zam mı? Dün o yüzden iş yerlerine %15'i ben aşırı ve gereksiz buldum. Bir diğeri de geçen hafta yazmıştım Suriye meselesi. Yani eğer Esad, tamam burada çok eleştirdik, ben hala eleştiriyorum Esad'ı. İşlediği cinayetler, yaptığı katliam doğru. Ama eğer orada kalacaksa da, nasıl Sisi'yle görüşüyorsak orta seviyede, Esad'la da en azından aynen geçen hafta yazdığım gibi bakanlık seviyesinde görüşülebilir. Ya bu görüşmeleri de yapmak lazım. Çünkü Esad orada kalacak belli. Dış politikada böyle duygusallıkla olmuyor. Ya herkes, yani keşke duygusallıkla olsa bu işler ama maalesef böyle olmuyor. Nasıl şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, işte Mısır normalleştiriyoruz. Bu belki Suriye'de, Esad'la da olabilir. En azından istihbarat başkanları görüşüyor. Bakanlar da, bakan yardımcıları da görüşebilir. Bu da belki YPG ve diğer konularda bize avantaj da sağlayabilir yani. Peki. Tabii süreç önemli. Dış politika bu. Her gün, her an değişebilir. Devlet kademesinden gelecek açıklamalar bizim için çok değerli. Biz de gündeme taşımaya devam edeceğiz Sayın Küçük. Sayın Üsküplü, ittifaklar demiştiniz biraz önce. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Bunu merak ediyoruz. Aslında çokça erken seçim dile getiriliyordu Millet İttifakı tarafından ama hükümet cephesinden ve Cumhur İttifakı'da hayır böyle bir seçim, zaten erken seçim yok açıklaması gelmişti. Ama son bir aydır da erken seçim çok dile getirilmiyor. Şunu sormak istiyorum, hem adayı hem de Sayın Akşener'in çıkışları oldu. Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Çok da tepki aldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden böyle bir çıkış yaptı size göre? Sayın Akşener'in, daha doğrusu şöyle diyelim, Millet İttifakı bir taraftan bir ittifaktır ama bir yedi benzemezler ittifakıdır. Bu ittifak kendi dinamikleriyle bir araya gelmiş bir siyasi ittifak değil. Bu partilerin ortak nesi var diye baktığımızda, hani neleri eşittir, neleri ortaktır diye, bu partilerin ortak yanı batıya bakışlarıdır. Bu partilerin hepsi batıcıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi de, İyi Parti'nin yönetimi de, Saadet Partisi'nin yönetimi de, yine HDP'nin de yönetimi de, bunların hepsi batıcı partilerdir. Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu, Abdullah Gül'ü de koyun bunların yanına. Bunların tamamı batıcıdır. Burada tabii şunun altını çizelim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti derken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de, İyi Parti'de de, Saadet Partisi'nde de milli seçmeni, yani Saadet Partisi'nin tabanını, milli, cumhuriyetçi, Türkiye'ci tabanını ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü tabanını kastetmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına çöreklenmiş, Amerika tarafından hatta bir takım kaset operasyonlarıyla oraya getirilmiş klikten bahsediyoruz. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'ni YCHP'ye, Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne çeviren klikten bahsediyoruz. Veya İYİ Parti'nin saf milliyetçi tabanının başına çöreklenmiş, yine oraya Gladio tarafından getirilmiş, Amerika tarafından getirilmiş yönetiminden bahsediyoruz. Bunların ortak yanı Amerika tarafından belirlenmiş olmaları, Amerika tarafından desteklenmiş olmaları ve Amerika tarafından övülmüş olmalarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bugünlerde açıklama yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır diye. Önce Sayın Kılıçdaroğlu söyledi, sonra parti sözcüleri söyledi, sonra başka parti sözcüleri reddetti falan. Buralarda bir çatışma olduğu görülüyor. Bu yedi benzemezler ittifakı içerisinde bir yandan ittifak varken bir yandan da kendi aralarında bir iktidar mücadelesi olduğunu görüyoruz. Ancak şunu bilelim, bakınız burada Meral Akşener'in Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi İmamoğlu'nu komiktir, trajiktir. Bu kabul edilebilir mi? Fatih Sultan Mehmet gibi sadece bizim değil, sadece Türk milletinin değil, bütün dünyanın böyle gıptayla, beğenerek, hayranlıkla baktığı bir büyük lider, bir entelektüel lider, bir büyük savaşçı, çağ açıp çağ kapatan bir büyük, aslında Türk milletinin önderlerinden biri, İmamoğlu'yla aynı yere konulabilir mi? Chatham House'a gidip orada el pençe divan duran, oralardan aman bana birkaç milyon dolar para verin diyen biri. Gidip de HDP'nin kapısına gidip aman HDP kapatılmasın, Diyarbakır'da kayyum atanmaları kabul edilemez diyen, HDP'nin sözcüsü Selahattin Demirtaş'a gidip de el açan, Selahattin Demirtaş'a destek ziyaretlerinde bulunan, ona destek açıklamaları yapan biri, Fatih Sultan Mehmet'le aynı kefeye konulabilir mi? Hele bunu yapan, bir kendisine milliyetçiyim diyen bir partinin genel başkanı olabilir mi? Bunların Amerika'dan geldiği çok açıktır bu açıklamaların. Burada hedef Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki, Cumhuriyet Halk Partisi liderliği içerisine bir nifak sokmaktır. Ancak şunu bilelim,
Millet İttifakı'nın liderini, Millet İttifakı'nın adayını ne CHP belirler, ne İYİ Parti belirler. Millet İttifakı'nın adayını Biden belirler. Millet İttifakı'nın kimi aday çıkartacağını son tahlilde Amerika belirler. Peki. Bakın Trump Corporation raporu vardı. O raporu tekrar hatırlayalım. Orada övülen liderlere bakıyoruz. Ekrem İmamoğlu'na büyük övgüler var. Muharrem İnce'ye övgü var. Meral Akşener'e övgü var. Meral Akşener karizmatik bir siyasetçi olarak tanıtılıyor orada. Selahattin Demirtaş'a övgüler var. Abdullah Gül partiler üstü bir politika benimsemiş bir lider. Bülent Arınç dengeleyici bir yine AK Parti kuvveti diye tanıtılıyor. İşte orada Davutoğlu yine aynı şekilde olumlu bir isim olarak tanıtılıyor. Fakat esas mesele şu, şunu söylüyor orada. Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak olan güç, dindar muhafazakarların, liberallerin ve Kürtlerin koalisyonunu oluşturacak olan kuvvet kimdir? Bunu göreceğiz diyor. Aslında buradaki yarış Amerika beni belirlesin, Amerika beni belirlesin yarışıdır. Burada Akşener'de, Kılıçdaroğlu'da, İmamoğlu'da, Mansur Yavaş'ta aman Amerika aday olarak beni seçsin yarışı içerisindedir. Şunu Amerika belirleyecek burada, dediniz adayı. Toparlayalım Sayın Üsküp lütfen. Kesinlikle Amerika belirleyecektir. Amerika belirleyecektir. Fakat bunların da yenilgisi kaçınılmazdır son tahlilde ve uzun vadede. Nasıl Afganistan'daki Amerikancılar kendilerine Amerikan tekerleğinde bile yer bulamadılar. Amerikan köpekleri alındı uçaklara ama Amerika'nın o koca koca gazeteci kılıklı işbirlikçileri alınmadı o uçaklara. Kendilerine uçağın tekerleğinde bile yer bulamadılar ve orada terk edildiler. Amerikan emperyalizmi yenildikçe Türkiye'deki işbirlikçileri, ondan böyle mevkiler bekleyen, makavlar bekleyenlerin de varacağı gideceği yer odur. Dolayısıyla oradaki partilerin hem yöneticilerine sesleniyoruz hem tabanlarına sesleniyoruz. Amerika'dan kendilerine bir medet beklemesinler. Çok ancak, teşekkür ederiz. Tamamlamamız gerekiyor. Bu noktaya gelir mi? Bir cümle lütfen. İster şimdi rica ya da başka ederim. Bir günden pek. Bakınız 2023 seçimlerinde belirleyici olan Vatan Partisi'nin kuvveti ve gücü olacaktır. Vatan Partisi Türkiye'de en kararlı milli programı olan parti sahip olan partidir. Önümüzdeki seçimde dedik ya baraj %50+1'dir. Türkiye'de baraj %7, %3, %5 değil. Dolayısıyla öyle baraj hesaplarıyla, oy hesaplarıyla, böyle küçük esnaf gibi parmak hesaplarıyla yapılmaz siyaset. Programla yapılır, kararlılıkla yapılır, uluslararası prestijle yapılır ve Türkiye'yi birleştirme iradesiyle yapılır. İşte bunlara sahip olan Vatan Partisi'dir. Hiçbirinin hesaplamadığı bir kuvvet geliyor, hem de gümbür gümbür geliyor. Bugün Vatan Partisi Türkiye'nin her yanında büyük bir örgütsel atak başlatmıştır. Vatan Partisi 2023 seçimlerinde belirleyici olan, bakınız altını çiziyoruz, belirleyici olan parti olacaktır. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Üsküp'ü. Sayın Küçük sizinle devam edelim. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Amerika tarafından belirlenecek dedi Sayın Üsküplü ve İmamoğlu benzetmesi Sayın Akşener'den geldi. Çokça da tepki aldı. Toparlayalım mı? Ben şöyle söyleyeyim. Yani hakikaten yani İmamoğlu işte Fatih Sultan Mehmet herhalde AK Partililerde Bizans oluyor. AK Parti, MHP, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partililerde Bizans oluyor o zaman. O demek. Hani o manada dediğini direkt öyle düşünmüyorum elbette Mevlana Hanım'ın. Hani onu kastetmemiştir ama yakışıksız bir benzetme. Yani hani bu düşman falan yok ki ortada. Ne mesaj yani içeride, vermiş oldu o zaman? Bir şeyde. Ya şimdi bu toplumsal kutuplaşmadan bu kadar çok şikayet ediyor. Bu kadar toplumu gelen bir muhalefet olamaz ya. Yani hem kutuplaşmadan şikayet ediyorlar. Biri kalkıyor Tayyip Bey'in 50 milyon dolarlık yatı var diye yalan uyduruyor. Öbürü dün işte 70 yıldır dinciler yönetiyor diyor, nefret kusuyor. Öbürü kalkıyor kadınlar üzerinden tesettürlü bilmem tüp bebek istediği iğrenç bir paylaşımda bulunuyor. Yani herhalde size bir kadın olarak o paylaşımların ne anlama geldiğini daha iyi benden yorumlarsınız. Onun gibi işte bunlara şöyle yapacağız, böyle göreceğiz. 17-25 Aralık Fethullahçıların bir operasyonu olduğu halde bugün Sözcü, Cumhuriyet hepsinde hala ve bu gazeteler yargılandı bu işlerden, bir de ceza da aldılar. Yani inanılır gibi değil. Milletimiz bunları görüyor, görsün de. Ve 2023'te inşallah yani biz ülkemiz için iyi olacağını düşünüyoruz. Ben bu kadar çok kutuplaşmadan şikayet kutuplaştıran, hele hele İYİ Parti'nin HDP'ye ağzını açmaması, tek bir kelime bile dememesi, yani hayır biz onlarla ittifak yapmayacağız, ortak olmayacağız. Vicdan İttifakı kim? Açıklaması geldi Aytun Turay'dan. Değil. Şimdi ne diyor? Şeytanlaştırıyorlar diyor. HDP'yi PKK üzerinden şeytanlaştırıyorlar. Sanki HDP kendi bağımsız bir kuruluşmuş gibi. Yani bu nedir işte? Bir de Meral Hanım ne diyordu? İyi, HDP ayrı aday çıkarsın. Hani
Yani biz kendimiz bir aday buluruz ama onlar da hani ortak olduğumuz belli olmasın. Halbuki 2019'da HDP'nin oylarıyla seçildi işte o belediye başkanları. Bu kadar net. İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Antalya her yer böyle. İzmir haricinde. Dolayısıyla ya bütün bunlar görülüyor, ediliyor. Ve ben bir projede bakın hani şöyle olur. Hadi bu hükümeti diyelim ki sevmiyorsun, eleştiriyor. Ya arkadaş sizin mesela dış politikanız nasıl olacak? Mesela ekonomide ne yapacaksınız? Hı hı. Milli eğitim nasıl olacak? Bir şey var mı orada? Mesela FETÖ'yle bir mücadele. Ya ben bütün KYK'ları affedeceğim diyorlar. Son ya. İki dakikanın içine ya girdik bu arada. Bunu yani belirteyim. Bütün PKK'ları, bütün FETÖ'cüleri affedeceğiz demek. Bütün KYK'ları affedeceğiz demek. Bütün PKK'ları affedeceğiz. Ondan sonra da işte o sınır hudut namusumuzdur diyen Aslan'ın işte Burak Avuncu'nun asladığı söyleniyor. Yani ya mesela Kemal Bey bütün hani bunlar FETÖ METÖ diyor hani biz işte bunlarla mücadele ettik diyorlar. Etmiyorlar da. Pek bütün KYK'ları affedeceğiz deyince niye İYİ Parti'den, CHP'den bir itiraz gelmiyor? Ya onu bırakın. Bakın benim görüşüme göre değil. Son cümle. Bizim resmi tarihimizde ben aynı görüşte değilim ama mesela Çerkez Ethem bizim resmi tarihte hain denilir mesela. Şey, ya ben öyle düşünmüyorum ama geleneksel CHP Kemalizm'de böyledir bu. Dün Kemal Bey bak ben söylesem tamam. Başkası söylese tamam. Ya Kemal Bey iade itibar yapılmalı dedi Çerkez Ethem'e. Bilmem nedir. Ben bekliyorum ki hani Atatürkçülerden, CHP içindekilerden çıt yok. Daha önce de Bursa milletvekili biliyorsunuz Dersim katliamı filan dedi. Atatürk zamanında siyasi irade sorumludur dediler 30'larda. Ve çıt çıkmıyor CHP'den ya. Ya bunlar hani yarın bir gün YPG iyi çocuk deseler buna da mı çıt çıkmayacak yani? Evet. Peki. İnsan hakikaten üzülüyor yani. Peki. Sayın Küçük çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Katkılarınız için. Sayın Üsküplü size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz. Peki. İyi çalışmalar diliyoruz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü ve Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Cem Küçük bizlerle birlikte oldu gün ortasında. Reklam arası mı veriyorduk arkadaşlar? Peki. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz. Evet, kısa bir reklam arasının ardından gün ortası devam ediyor. Bu kuşakta COVID-19'da mücadeleyi konuşacağız. 6 Eylül'de okullar açılıyor. Öncesinde okul öncesi ve birinci sınıfların eğitimi de başladı ama vaka sayıları artıyor, ölüm oranları yükseliyor. Ne oluyor efendim? Bir konuşalım. Kiminle değerlendireceğiz? Profesör Doktor Celalettin Kocatürk, göz cerrahisi uzmanı. Sayın Kocatürk, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Merhabalar, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Hastanedesiniz gördüğümüz üzere. Kolay gelsin diyelim şimdiden. Çok iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hastanelerde bilgi alacağız bugün sizden. Ama bu vaka sayılarına bir bakalım mı? Önemli çünkü vaka sayıları gerçekten artarak devam ediyor. Hemen ekranlara geliyor hocam. Değerlendirmenizi istiyorum. Can kaybı 283, vaka sayısı 23.496 olarak belirlendi. Ve 305.047 test yapıldı. İyileşen sayısı 20.004 olarak gözüküyor. Birinci doz aşı yapılma oranı %78.71 olarak gözüküyor. Peki biz nasıl gidiyoruz? Hemen Sayın Kocatürk size soralım. Ne oluyor, ne bitiyor? Şimdi ne yazık ki çok iyi gitmiyoruz. Çünkü bu salgının bitmesi için toplumsal bağışıklığın olması gerektiğini uzun süredir konuşuyoruz ve bunun için de aşılamaya hız verilmesi gerektiğini hep konuştuk. Ancak burada bazı kararsız bir nüfus var. Oldukça da azımsanmayacak kadar çok üstelik de bu. Bazı endişeleri var. Bu endişelerin bazılarında da haklılar. Çünkü yeterince ayrıntılı yanıt verilmediği için onlar da giderek kafalarında bu endişeleri büyütüyorlar. Onları daha iyi anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Endişelerin hepsine bilimsel cevaplar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunların tamamının neredeyse cevabı var. Ancak %100'ünün mü var? Hayır, %100'ünün yok. Bu aşı da yeni bir aşı olduğu için. Ama çok ciddi sayıda deneyimiz var. 5 milyardan fazla sayıda kişiye yapıldı. Yeni olmasına rağmen çok büyük bir deneyimiz var. Ve bu deneyimden sonra artık söyleyebileceğimiz çok şey var. Ama tabii ki boşlukta kalan, gri zone dediğimiz bölgede kalan 100 üzerinden belki 5, belki 10 civarında yanıtlayamadığımız soru olabilir. Bilmediğimiz için, bilimsel dayanakları olmadığımız için
Ama işte aşı kararsızları o %5, %10'luk dilimdeki bilimsel gerçeklerle ispat edemediğimiz konuları kafalarını da çok büyütüyorlar. Hatta aşı karşıtları bu %5, %10 gri zondaki cevabı bilinmeyen soruları o kadar farklı bir hale getirip kullanıyorlar ki ister istemez kararsız olan kişilerin de kafası çok karışıyor bu kez. Ve aşı olmaktan da vazgeçiyorlar. Şimdi aşıdan başka ne yazık ki bir alternatifimizin olmadığını, bu hastalığın ısrarla söylüyorum çok bulaşıcı olduğunu, çok ağır geçtiğini, eskisinden çok daha ağır geçtiğini, evet, çok daha ölümcül olduğunu ve ne yazık ki aşıdan başka da bir çözümün bulunmadığını artık bilmemiz gerekiyor. Eğer böyle yapar ve konuşacağımız ve konuşulan tedbirleri eğer daha fazla uyarsak ancak o zaman hayatımızdan bu virüsü çıkarabileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Evet. Şimdi hastanedesiniz hocam, görevinizin başındasınız. Siz de tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz ama nedir doluluk oranı? Bu vaka sayıları ve vefat oranları artarken hastanelere yansıdı mı yoğun bakımlara? Kesinlikle yansıdı. Şimdi zaten bu ölüm sayıları da bu yoğun bakımların doluluğuyla beraber artıyor. Çünkü önce hastalanan kişi sayısı, arkasından yatan kişi sayısı, sonra yoğun bakıma yatan kişi sayısı, en son olarak da ölen kişi sayısına yansıyor bu rakamlar. Ve yoğun bakım doluluğu giderek artıyor. Hatta servislerin birçok hastanedeki servislerin birçoğu artık kapatıldı ve COVID servisine dönüştürülmeye başlandı. Pik dönemlerinde hep bu aynı şeyler yaşandı çünkü. Bundan dolayı da sadece hastalığın kendisine ait zararlar değil, bu hastalık nedeniyle tanı ve tedavisi geciken, aksayan birçok durumdan dolayı da hastalarımız zarar görüyor. Örneğin biliyorsunuz ben göğüs cerrahıyım ve en çok akciğer kanseriyle ilgileniyorum. Ve emin olun neredeyse her gün bu COVID nedeniyle korktuğundan, endişe ettiğinden, tedavisini ya da kontrollerini aksattığından hastaneye gitmediği için tanısı çok gecikmiş, çok sayıda hasta görüyorum. O zaman da ne yazık ki tedavisi çok imkansız bir hale geliyor. Bir de burada tabloda görüyoruz işte hastalanan kişi sayısı, iyileşen kişi sayısı. İşte buradaki en büyük problemlerden bir tanesi de o tablolar. Onları birazcık daha ayrıntılandırmak gerekiyor. Çünkü iyileşince zannediyoruz ki orada tabloda görülen iyileşme sayısını gördüğümüzde gerçekten de eski sağlığına kavuşmuş gibi düşünmemek lazım. Hastalığın gerçekten de tam olarak iyileşmesi çok uzun sürüyor. Bazen haftalar, aylar sürebiliyor ama biz onu tabloda iyileşmiş gibi görüyoruz. Aslında onda kalıcı akciğer hastalıkları, nefes darlığı, unutkanlık, uykusuzluk, saç dökülmesi, üreme fonksiyon bozuklukları gibi baştan tırnağa kadar aklınıza gelebilecek o kadar çok problem kalabiliyor ki. O nedenle onların da tanı ve tedavisi ve takipleri de ciddi bir süreç alıyor. Ama hastalığı kolay geçiren, test yapılmasa belki farkında bile olmayacak olan %30'luk da bir grup var. İşte o %30'luk grup diyor ki, yani ne gerek var bir bardak suda fırtına kopartıyorsunuz. Bakın ne kadar kolay atlatılıyor halbuki. Bu grubun bir tık üstü. Ya. Niye işte kapatıyorsunuz, niye tedbir alıyorsunuz, niye PCR testi yaptırıyorsunuz, niye böyle? Şimdi onların şunu unutmaması gerekiyor. Bu hastalığın %20'si çok ağır geçiyor ve %5'i yoğun bakıma yatıyor ve yaklaşık %2'si de hayatını kaybediyor. Ve geriye kalan bu toplam hastalanan 100 hastanın 30'u hemen iyileşemiyor. İyileşmiş olduğunu varsaysak bile az önce söylemiş olduğum problemlerden dolayı haftalarca, aylarca eski sağlıklarına kavuşamıyorlar. Ve uzun bir süreç aslında. Kadar belki de uzun bir süreçten geçiriyor. Yani öyle çok kısa değil. Atlattım diye her şey normale dönmüyor maalesef. Hani eşimizden, dostumuzdan da duyuyoruz. Süreç oldukça uzun. Tabii ki yani çok kısa zamanda sağlığına kavuşan, hayata dönenler de var ama her şey o kadar kolay da gitmiyor çoğu zaman. Peki sizin hastanenize gelen, hayatını kaybeden ya da vakalardan bahsedecek olursanız şunu da sormak isterim. Elinizde aşılı mı, aşısız mı, tek aşılı mı bir bilgi var mı? Dün Sayın Koca Bilim Kurulu toplantısından sonra da belirtti ama bir hastanede son durum nedir? Bunu merak ediyoruz aslında. Ne söylersiniz? Şimdi esasen Sayın Bakan dün bir kısmını söyledi ama bizim bakanlığımızın çok ciddi bir dijital altyapısı var. Ve biz onlardan sadece benim kendi hastanemle ilgili paylaşacağım bilgi yeterli olmaz. Sadece benim WhatsApp gruplarında görüşmüş olduğum meslektaşlarımla görüştüğüm ve oradan aldığım bilgiler yeterli olmaz.
Elbette o bilgiler var ve Sayın Bakan'ın sunmuş olduğu verilere yakın. Biz yoğun bakımda ki özellikle de entübe olan hasta neredeyse hiç yok. Yeterli dozda aşısını yaptırmış olan. Yoğun bakıma ya da entübe olan hastaların neredeyse %90'dan fazlasının aşısını tamamlamamış olan kişiler olduğunu biz de görüyoruz. Ama bunu birazcık daha ayrıntılandırmak lazım. İki tane şeye ihtiyacımız var bence. Çok önemli bir konuya değindiniz. Birincisi, bizim şu anda kaç doz aşı hangilerinden yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz karma bir aşı politikası izledik. Yani evet. Türkiye'de kaç kişi çift doz Sinovac yapıldı? Türkiye'de kaç kişi çift doz Sinovac üzerine bir doz BioNTech yapıldı? Türkiye'de kaç kişi çift doz BioNTech yapıldı? Türkiye'de kaç kişi hastalık geçirdiği için henüz daha aşı programına alınmadı? Henüz ilk 3 ayın içerisinde kaç kişi de hastalığı geçirdikten sonra üzerine bir doz BioNTech oldu? Bir, buna ihtiyacımız var. İki, hastalanan kişilerin kaçı, bu biraz önce söylemiş olduğum grupta, kaçı hastaneye yatıyor bunlardan? Hastaneye yatanların özellikleri neler? Yoğun bakımdakilerin neler? Hayatını kaybedenlerin neler? Eğer biz bunu bilirsek, işte o zaman vatandaşın kafası karışıyor. Niye karışıyor? Diyor ki, önce diyor çift doz Sinovac olun dediniz, olduk. Tamam, şimdi diyorsunuz ki diyor, üçüncü doz aşıyı yaptırmalısınız. Üçüncü doz aşıyı hangisini yaptıracağım? Önce BioNTech yaptırmalısınız dediniz. Arkasından dediniz ki çift doz Sinovac üzerine bir BioNTech değil. Aslında baktık ki çift doz Sinovac üzerine bir Sinovac daha yaptırırsanız daha iyi korunuyorsunuz. Sonra dediniz ki diyor çift doz Sinovac üzerine bir BioNTech yapanlar bir BioNTech daha yaptırsın. Sonra da dediniz ki hayır, dördüncü doza gerek yok. Aslında siz yurt dışına çıkmak istiyorsanız yaptırın. Ben hangi aşıyı ne zaman yaptıracağım kafa karışıklığını gidermemiz için. Kafa karışıklığı için yarattı bakanlığımızın, tabii. Bakanlığımızın bu dijital altyapısı gerçekten dünyaya örnek gösterecek kadar iyi. İşte bakanlık bunu eğer paylaşırsa bizim de o zaman bilgimiz olur. Bilgimiz olursa insanları daha net yönlendirebiliriz. Böylelikle aşılama oranları da çok daha net bir şekilde artar. Şimdi hani birinci doz aşı, ikinci doz aşı az evvel siz de paylaştınız ya. Hı hı. Şimdi orada aslında hedef nüfusumuzun da ne olduğunu bilmiyoruz. Şu anda şuna da ihtiyacımız var örneğin. Kaç kişi hastalık geçirdiği için üzerine birinci dozu olmamış durumda. Aslında onlar da hala korunuyor. Ya da kaç kişi birinci dozuna oldu, hastalığın üzerinden birinci doz aşıyı yaptırdığı için daha bekleme süresince onlar da korunuyor. Biz şimdi onları tek doz aşılanmış gibi görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Aslında onlar tek doz aşılanmış bile olsa çok iyi korunan grubun içerisindeler. Dolayısıyla özetle söylemek istediğim şey şu. İşte o %10, %5'lik dilimdeki, gri zondaki soruları yanıtlayabilmemiz için, kafa karışıklıklarını giderebilmemiz için bizim bu bilgilere ihtiyacımız var. Bunun evet, dışında bu bilgilerin paylaşılması gerekiyor. Lütfen buyurun. Bir konu çok önemli. Onu vurgulamayı lütfen. Çok arzu ediyorum. Şimdi bu PCR testleriyle ilgili son zamanlarda çok kafa karışıklığı oldu. Eğer PCR testinin kitleri, ki bunu Dünya Sağlık Örgütü ve CDC bir ay önce iki kez üzerinde önemli durdu. 6 Eylül'de de mecbur olacak. Aynen. Bu test kitlerinizi lütfen güncelleyin, modifiye edin. Ki pozitifliğinizle negatifliğinizle ilgili oranlarınız yanlış olmasın, azalmasın. Şimdi eğer düzgün bir şekilde alındıysa, düzgün bir şekilde taşındıysa, eğer düzgün bir şekilde makinede çalışıldı, bir önceki çalışılan seriden sonra makinenin düzgün bakımı yapıldıktan sonra çalışıldıysa ve eğer testiniz pozitif çıktıysa, neredeyse %100'e yakın, %99 doğrudur. Bundan dolayı kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Eğer sizin testiniz pozitif çıkıyorsa siz COVID'siniz. Ama eğer siz hastalığı geçirdiniz, ondan sonra birinci haftasında, 10. gününde bakalım ben acaba hastalığım bitmiş mi diye gidip yaptırdıysanız, gene pozitif çıkmışsa o zaman belki iyileşme döneminde ki bir pozitiflik de olabilir. Onu ayrı tutuyorum. Ama eğer size COVID testiniz en iyi dönemde yapılsa bile, ki bu en iyi dönem 5. 6. günler, hastalıkla karşılaştığınız, mikropla karşılaştığınızın üzerinden geçen 5. 6. günlerde yaptırdınız. Hı hı. En iyi teknikle biraz önce söylediğim gibi yapıldı. Eğer size negatif diyorsa, bunun doğru olmayabileceğini aylardır söylüyoruz, 1,5 yıldır söylüyoruz. Daha önce %66 güvenilirdi.
Şimdi %85 güvenilir oranlarına ulaştı. Geliştirilen bu kitlerdeki doğruluk oranları çok arttı. Güvenilirliği yani, hem de çok merak edilen sorulardan biri ama bu. Şimdi yani şunu söylüyorum. Biz nasıl bir testtir ki bir yerde pozitif çıkıyor, aynı gün başka bir yerde negatif çıkıyor. Biz bu teste nasıl güvenip de kendimizi hasta sayacağız da tedavi olacağız ya da karantinaya gireceğiz sorularına cevap vermeye çalışıyorum. Pozitifseniz başka bir yerde yaptırsanız, 10 tane daha yaptırsanız negatif çıksa da siz pozitifsiniz, hastasınız. Eğer negatifse, eğer şikayetleriniz devam ediyorsa birden fazla kere test yaptırmanız gerekir belki de. Neden? Çünkü bu delta mutasyonu gerçekten varyasyonu daha doğrusu ilk testlerden kaçabiliyor. Şikayetleriniz devam etse bile siz kendinizi lütfen hasta sayın. Bakın Mart ayında bir video çekmiştik ve bunu 1,5 milyon insan izledi. Orada dedik ki alfa varyantıyla başlayan yani bu şu andaki konuştuğumuz delta varyantının bir önceki halidir. İngiltere mutasyonu varyantı. Daha orada başlayan şikayet değişikliği oldu. Daha önce çok ağır ateş, öksürük, nefes darlığı, işte tat ve koku alma bozukluğu vesaire ile giden şikayetler değişti. Çok basit bir burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısına döndü. Şimdi siz bu şikayetler olduğu zaman hele de yazın herkes bunu şuna atfediyor. Beni klima çarptı. Aslında mesela şu anda 25 bine yakın hastadan bahsediyoruz ya. Çok, emin olun. Çok vatandaşımız, çok kişi gitti bu şekilde hastaneye. Delta varyantı olduğunu öğrendi. Belki de aynen öyle. Belki de şu anda 2-3 katı hastamız var. Ama onlar kendilerini hasta zannetmedikleri için, kendilerini üşüttükleri, klima çarptığını düşündükleri için hastaneye başvurmuyorlar. Bu neye mal oluyor? Etraftaki insanları bulaştırmaya devam ediyorlar. Ve hastalığın ikinci haftası, en önemli, en riskli olan haftasına hazırlıksız giriyorlar. Bu nedenle eğer biraz önce saymış olduğumuz şikayetleriniz varsa mutlaka negatif bile çıksanız kendinizi korumaya alın, bir test daha yaptırın. Tabii ki COVID olmaya da bilirsiniz. Ne olabilir? Para influenza virüsü olabilir ya da rinovirüs olabilir. Örneğin son zamanlarda çok sıkça gördüğümüz. Ama grip son bir yılda benim bildiğim bir tane hastada grip vakası görüldü. Grip artık neredeyse hiç görülmediği için kendinizi grip saymayın lütfen. Peki. Şimdi özetle. Biz bir de bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen, okullardan buyurun. Bahsedeceğim. Okullara hani biz diyoruz ya görevli olanlar ya aşı yaptırsın ya da haftada iki kez test yaptırsın diyoruz değil mi? Evet. Şimdi peki aşı yaptırmayan gruba ya da çocuklara hiç test istemiyoruz. Ama biz biliyoruz ki bu virüse kapmış olan kişiler, delta virüsünü kapmış olan kişiler bulaştırmaya devam edebiliyorlar aşılı dahi olsalar. Yani sizin iki doz aşınız var, üç doz aşınız var. Ben kendimi güvende hissederek okula gidiyorum, geliyorum bir öğretmen olarak bunu diyemezsiniz. Çünkü siz taşıyıcı olabilirsiniz. Ya da çocuklar taşıyıcı olabilir, evden getirebilirler. O nedenle bizim mutlaka tarama testlerine ihtiyacımız var ve hızlı testlere ihtiyacımız var. Şu anda 300 bin test artık bizim Türkiye'deki test kapasitemiz 300-350 bin civarındaydı benim en son bildiğim. Şimdi düşünün öğretmenlere, aşısını yaptırmayan kişilere bu dönemde mutlaka haftada iki test daha yapılması planlanıyor ya da önümüzdeki aydan itibaren AVM'lere, kapalı mekanlara girişte haftada iki test zorunluluğu getirilecek. Nerede yaptıracağız bu testleri? Yani test kapasitemiz artık sıkıntıya girdi. Dolayısıyla bizim artık hızlı testleri yapmamız gerekiyor ve tarama testleri yapmamız gerekiyor ki nabzı çok daha iyi tutalım da bu yeni dalgayı çok daha fazla alevlenmeden söndürelim. Tamam. Dikkat edelim. Belki Türkiye'ye ait bir varyant bile ortaya çıkmıştır. Evet. İleride görebiliriz. Tabii görmek istemiyoruz da. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Herkese düşen görevler var. Bir an önce yerine getirsin. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için gün ortasına. İyi çalışmalar diliyorum. Size de. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun efendim. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sayın Celalettin Kocatürk bizlerle birlikte oldu efendim diyelim. Ve bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim Afganistan'a gidelim. Şimdi yeni hükümet kurma çalışmalarının sürdüğü Afganistan'da liderlikle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Taliban'ın siyasi ofis başkanı Molla Abdulgani Biraderin kurulacak olan yeni hükümete liderlik edeceği belirtildi. Taliban'ın siyasi ofisi başkanı Molla Abdulgani Biraderin yeni hükümete liderlik edeceği iddia edildi.
Reuters'in Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberde Molla Birader Afganistan'daki yeni hükümetin lideri olacak. Taliban lideri Hibadullah Akunzade'nin 3 yardımcısından biri olan Birader aynı zamanda örgütün kurucuları arasında yer alıyor. Haberde yine Akunzade'nin yardımcıları olan Molla Mevlevi Yakup'la Şir Muhammed Abbas'ın da üst düzey görevlerde yer alacağı belirtildi. Molla Yakup ayrıca Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'in de oğlu. Öte yandan Taliban'ın geçen ay yaptığı açıklamaya göre yönetimde dini bir otoritenin devlet başkanının üzerinde bulunacağı belirtilmişti. Bu ismin de Hakkani Ağa'nın lideri Siracettin Hakkani olacağı ifade edildi. Siracettin Hakkani de Molla Ömer ve Molla Yakup gibi Taliban lideri Hibadullah Akunzade'nin yardımcılarından biriydi. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley bir kez kameralar karşısına geçti. İkili çekilme sürecinden övgüyle bahsederken Taliban'la işbirliği hakkında ise çelişkili açıklamalar yaptı. Milley, Taliban'la işbirliği mümkün dedi. Austin ise geleceğe ilişkin tahminde bulunmak istemediğini söyledi. Tarihinde yürüttüğü en uzun savaşı kaybeden ABD'nin savunma bakanıyla Genelkurmay Başkanı kameralar karşısına geçti. Tahliyelerin ardından ilk kez konuşan ikili çekilme sürecine ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı. Pentagon'da konuşan savunma bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley çekilme sürecinden övgüyle bahsetti. İnsanların havalimanına taşınmasında Taliban'la yürütülen koordinasyona ilişkin soruyu Austin yanıtladı. ABD Savunma Bakanı Taliban'la askeri düzeyde çalıştıklarını ifade etti. Taliban ile oldukça dar bir düzlemde çalışıyorduk. O da sadece mümkün olduğu kadar çok insanı ülke dışına çıkarmak içindi. Gelecekte Taliban'la işbirliği yapılıp yapılmayacağına dair soruyu da yanıtlayan Austin, geleceğe ilişkin herhangi bir tahminde bulunmak istemediğini belirtti. Çelişkili açıklama ise aynı basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'den geldi. DH Horasan grubunun saldırılarına dikkat çeken Milley, bu kapsamda ABD'nin Taliban'la işbirliği yapmasının olası ve mümkün olduğunu ifade etti. Afganistan'da yenilen Amerika'nın finanse ettiği yüzden fazla gazeteci ve ailesini dahil etmediği ortaya çıktı. İşgal sürecinde Amerika için propaganda yapan gazetecilerin kaderine terk edilmesi Amerika'nın kullanat politikasını bir kez daha gözler önüne serdi. Amerika, Afganistan işgalinde kendisi için propaganda yapan gazeteci ve ailelerini yüzüstü bırakıp gitti. Washington Post gazetesi, hezimetle sonuçlanan 20 yıllık işgal sonrası Amerikan yönetiminin Afganistan'daki tahliyeleriyle ilgili dikkat çeken bir habere imza attı. Gazete, Amerikan yönetiminin Afganistan'da işgal süresince kendisi için çalışan yüzden fazla gazeteci ve ailelerini kaderine terk ettiğini belirtti. Geride bırakılan personel, Amerika Küresel Medya Ajansı USAGM çatısı altında Amerikan işgalini meşrulaştıran propaganda yayınları yürütüyordu. Washington Post'un haberine göre aileler defalarca kez Kongre üyelerini ve Başkan Joe Biden'ı uyarmış olmalarına rağmen Washington yönetimi bu kişileri tahliye etmedi. Geçen pazar günü Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerika'nın tahliye için öncelik verdiği tüm grupları transfer ettiğini açıklamıştı. 20 yıldan fazla bir süredir finanse ettiği basın personelini tahliye etmemiş olması ise Amerika'nın görev verdiği gazetecileri yüzüstü bırakması olarak değerlendirildi. Konuyla ilgili Amerikan Küresel Medya Ajansı Başkan Vekili Kelly Kao, 23 Ağustos'ta Biden'ı gazetecilerin ve personelin hala havaalanına girmeyi başaramadıkları konusunda uyarmıştı. 25 Ağustos'ta ise 67 milletvekili Amerikan Başkanı'na, USAGM çalışanlarına ve bölgedeki gazetecilere odaklanmasını istedikleri özel bir mektup yazmıştı. Amerikan yönetiminin kendisi için çalışanları yüzüstü bırakması yeni bir durum da değil. 2008 yılında senatör olduğu dönemde Biden, kendisini bir kar fırtınasından kurtarma operasyonuna katılan Afgan tercümanı Afganistan'da bırakmıştı. Muhammed isimli tercümansa her ne kadar Biden'a yönelik kendisini unutmama çağrısı yapmış olsa da
Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından vize başvuru evrakları kaybedildiği için Muhammed ülkeden çıkamadı. Hem küresel medya ajansından hem Özgür Avrupa Radyosu'ndan yapılan açıklamalarda yüzlerce gazetecinin havaalanının kapısında beklediği ancak içeri alınmadıkları belirtiliyor. Afganistan'da kalan 600 kişi arasında Amerika'nın fonladığı Amerika'nın Sesi ve Özgür Avrupa Radyosu için çalışan basın personeli de bulunuyor. Amerika'nın gölge dışişleri olarak bilinen Amerikan Dış İlişkiler Konseyi Afganistan'da son durumu değerlendirdi. Çin Halk Cumhuriyeti ile Taliban arasındaki ilişkilerin olumlu ilerleyeceğinin belirtildiği makalede Taliban'la Çin'in teröre karşı ortak mücadele yürütecekleri ifade edildi. Amerika'nın gölge dışişleri olarak adlandırılan Amerikan Dış İlişkiler Konseyi Çin ve Taliban ilişkilerini değerlendirdi. Yan Johnson imzalı makalede Çin'in Afganistan'daki son gelişmelere yönelik bakış açısı ele alındı. Çin'in Afganistan'da ticari girişimleri canlandırmaya çalışacağını öne süren Johnson, makalesinde ülkenin ekonomik durumu karşısında bu girişimleri destekleyeceğini ifade etti. Yayınlanan makalede ikili ilişkilerin karşılıklı olarak iç işlerine karışmama prensibi üzerine kurulu olacağı vurgulandı. Çin açısından Taliban'ın özellikle Sincian bölgesinde aşırılık ihraç etmediği sürece ikili ilişkilerin karşılıklı egemenliğe saygı ilkesi doğrultusunda olumlu olacağı tespiti yapıldı. CFR'nin yayınladığı makalede ayrıca Taliban yönetimindeki Afganistan'ın bazı açılardan Çin'in mükemmel ortağı olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda Çin'in daha önce yaptığı birçok ekonomik yaptırımın yarıda kaldığına dikkat çekilirken esas ilişkilerin politik düzeyde olacağı ifade edildi. Makalenin sonunda ise Taliban'la Çin'in teröre karşı ortak mücadelede istekli olduğu vurgulandı. Sahada artık Amerika'nın olmayacağını belirten makale yazarı Johnson, Amerika'nın olmamasıyla birlikte Çin ve Pakistan'ın Afganistan'la tek taraflı çıkarlarını sürdürmesinin engellenemeyeceğini yazdı. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine füze saldırısı ile ilgili bir düzenleme gerçekleştirdi. Büyük bir bölümü Suriye'nin savunma sistemleri tarafından püskürtülen saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahası yönünden Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına saldırı düzenledi. Suriyeli yetkililer füzelerin çoğunun Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü aktardı. Suriye Haber Ajansı Sana'nın yaptığı haberde hava saldırısı Beyrut'un güneydoğu yönünden yapıldı. Hava savunma sistemlerimiz düşman hedeflere karşı koyarak çoğunu düşürdü ifadeleri yer aldı. Yetkililerin yaptığı açıklamada saldırının hedefinde Şam'ın batısındaki Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde bulunan hükümet güçleri ve İran kuvvetlerinin olduğu bildirildi. Saldırıda yalnızca maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Efendim, HDP'nin kapatılma süreciyle ilgili devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kapatma davasında savunma için 60 günlük ek süre verdi. Yüksek Mahkemenin kararıyla birlikte HDP 6 Kasım'a kadar ön savunmasını tamamlayacak. Anayasa Mahkemesi ayrıca iddianamede adı geçen ve siyasi yasak istenen 451 HDP'liye de savunma için 30 gün süre tanıdı. Başkan Akan'ın heykelli dikeceğiz, heykelli. Yüksek Mahkemeden terör örgütünün siyasi uzantısına savunma için ek süre kararı çıktı. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız Türkiye'ye gelmelidir. Türkiye'de siyaset yapmalıdır. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılma davasına ilişkin süreç Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor. 843 sayfalık iddianamede 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. Savunma sürecinde HDP'den Yüksek Mahkeme'ye ek süre talebi gelmişti. Anayasa Mahkemesi PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin savunma için ek süre talebini genel kurulda görüştü. 2 Eylül'de toplanan genel kurul 7 Eylül'de ön savunma süresi sona erecek HDP'ye 60 gün ek süre verdi. 6 Kasım tarihine kadar ek savunma sürecini tamamlamış olacak. Anayasa Mahkemesi hakkında siyasi yasak istenen 451 kişinin ön savunmasını hazırlaması için de 7 Eylül'den itibaren 30 günlük ek süre verdi.
Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? HDP ön savunmasını verdikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak. Belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri ise sözlü savunma yapacak. Raportörün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılacak. Ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği bir günde üyeler bir araya gelecek ve kapatma talebi esastan görüşülecek. Terör örgütünün uzantısı HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar için 3'te 2 çoğunluk, yani en az 10 üyenin evet oyu aranacak. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin ek süre kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. İlk tepkide Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. Anayasa Mahkemesi'nin mahkemeye benzemeyen kararlar aldığını belirten Perinçek, Mehmetçik'e kurşun sıkmaya, ormanları yakmaya, mayın döşemeye ve Amerika'ya uşaklık etmeye ek süre verildiğini söyledi. Hatta bu paylaşımını dün sosyal medya hesabından da yaptı karar sonrası. Sadece tabii ki Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten tepkiler gelmedi. Yine Vatan Partisi içinden diğer siyasi kollardan da gelen açıklamalar vardı ama ilk tepki Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten geldi. Bugün de Diyarbakır'da yine Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Annelerin de tepkileri vardı Anayasa Mahkemesi'ne diyelim ve devam edelim. Anayasa Mahkemesi eğer mahkeme ise, Anayasa Mahkemesi bunu sormak zorundayım çünkü mahkemeye benzemeyen tutumlar almaya başladı. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye verdiği ek süre kararına sert tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi'nin mahkeme gibi hareket etmediğini belirtti. Anayasa Mahkemesi HDP PKK'ya mayın döşemesi için ek süre verdi. Mahkeme olma kararında olsaydı o ek süre talebini reddederdi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ek sürenin anlamını açıkladı. Türkiye'nin ormanlarını yakan bir PKK-HDP beraberliği var. Terörü destekleyen Mehmetçiğe kurşun sıkmaya 60 gün süre verilir mi? O yani 60 gün ötesinde yeni bir ek süre. O ek süre neye veriyorsun? Mehmetçiğe kurşun sıkmaya ek süre. Orman yakmaya ek süre. Mayın döşemeye ek süre. Türkiye'de moral bozmaya ek süre. Amerika'ya uşaklık etmeyi eksürü bu. Yanlış bir karar alındığını vurgulayan Perinçek, Türkiye'ye ihanet edildiğinin altını çizdi. Hukuki yargılama falan söz konusu değil ki. Siz Türkiye düşmanlığına ve Türkiye'yi bölme faaliyetine eksüre vereceksiniz. Anayasa Mahkemesi bu eksüreyi verdiği zaman tamamen suçlu durumuna düşer. Ya bu bir Mehmetçiğe ihanet olur, Türkiye'ye ihanet olur. Daha hafif bir kavram bulamıyorum. Çok açık söyleyeyim. Türk milleti bunu kabul etmez. Neye öksürü veriyorsunuz? Adamların faaliyetleri ortada. Daha yeni bütün ormanlarımızı yaktılar. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye Yunan ordusu benzetmesi yapan Vatan Partisi lideri öksürü için gerekçe olmadığını belirtti. Bir de bütün deliller ortada. Ondan sonra yani öksürü için hiçbir hukuki gerekçe yok. O mahkeme ben mahkeme değilim ilanında bulunmuş olur. Yani öksüre sonuç itibariyle düşmana öksüre veriyorsun. Düşmanın tepesine binmek ve yok etmek varken Atatürk 26 Ağustos taarruzunda öksüre verdi mi Yunan ordularına? Farkı yok. HDP'nin Yunan ordularından bir farkı yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakam yine beklentiyi aştı. Peki pazara yansıması nasıl? Bir bakalım. Muhabirimiz İnce Erdoğan, Kasımpaşa pazarında bizi bekliyor. İnce, seni dinleyelim. Fiyatlar nasıl? Vatandaş halinden memnun mu? Evet, şu anda Beyoğlu'nda bir pazardayız. Enflasyon oranları arttı. Bakalım bu artış tezgahlara nasıl yansıdı, bunu sizlere aktaracağız. Öncelikle yaz sebzelerinden başlayalım. Sebzelerde durum çok da iç açıcı değil. Günden güne fiyatların düşmesi beklenirken şu anda fiyatların sabit kaldığı domatese bakalım. Domates şu anda kilosu 5 lira. Evet, fasulye şu anda 7 lira. Tabii bizim bunları daha ucuza yememiz gerekiyor ama maalesef. Sebzeden ziyade meyvede durumlar hiç iç açıcı değil. Şu anda meyve fiyatları hiç düşmüyor. Yani vatandaş, asgari ücretli bir vatandaşın gelip 2 kilo, 3 kilo meyve alması çok da kolay değil. Evet, meyve tezgahına bakalım. Kameraman arkadaşım Melik Necar sizlere göstersin. Armutun kilosu 15 lira. Şeftali 12 lira. Şeftali 10 lira, 11 lira, 12 lira arasında hep değişti. Hiç düşmedi.
Evet, gösterelim. Devam edelim. İncirin şu anda kilosu 20 lira. Geçen hafta bu fiyat 35 liraydı. Bu hafta 20 liraya kadar düştü ama yine fiyatların yükseleceği söyleniyor. Evet, Melih Necar, size üzümleri de gösterelim. Üzüm 12 lira, 10 lira arasında değişiyor. Elmanın kilosu 10 lira. Evet, dediğimiz gibi yani şu anda bizim bu meyveleri ucuza yememiz gerekiyor. Ucuza almamız gerekiyor. Kilo kilo alıp tüketebilmemiz gerekiyorken pazarcı abilerimizin söylediğine göre insanlar artık kilo kilo meyve tüketemiyor. Yarım kilo alıyor, tane tane alıyor. Yani bol bol tüketemiyor. Tabii şimdi pazarcı abiyle görüşelim, konuşalım, bakalım durum ne, vatandaşın alım gücü nasıl? Hemen sizlere aktaralım. Kolay gelsin abicim. Hoş geldiniz. Ya 100 lira elimde bütçem var şimdi. 100 liraya 4 çeşit meyve aldım. Birer kilodan anca alabileceğim. Evet. 5 kilo, 4 tane, 5 tane anca alabileceğim, aynen, değil mi? Yani 100 liranın alım gücü ne kadar düştü? Eskiden böyle miydi? Siz bilirsiniz, siz anlatın bize biraz. Biz geçen seneler 3 liraya aldığımız ilaç, İncirler 3 lira 4 liraya, bu sene 30-35 lira halde. Yani bugün biraz düşme oldu. Yani 25-30 lira incir ne demek yani? Anormal bir fiyatlar var. Allah herkese yardım etsin. Ne yapacağız çok peki? Zor. Vallahi işimiz zor. Çok zor. Yani Allah herkese yardım etsin. Geçim zor. 3-4 kilo meyve alan yani hasret kaldık biz. Peki. Evet, esnaf bu şekilde yorum yapıyor. Vatandaş isyan ediyor. Vatandaşın alım gücü düşük. Fiyatlar yüksek. Esnaf güzel güzel dizmiş. Pazarcı abilerimiz güzel güzel tezgahını dizmiş. Rengarenk ürünler burada müşteri bekliyor ama müşteriler de tezgahlara yaklaşamıyorlar. Şöyle bir kenardan bakıp özellikle meyve tezgahlarına uzaktan geçip gitmek zorunda kalıyorlar. Evet. Pazardaki son durumu sizlere aktardık. Sözü tekrar size bırakalım. Peki. İnci, kolay gelsin diyoruz. Son durumu öğrenmiş olduk Kasımpaşa pazarından. Haberlerimizle devam ediyoruz. Tabii ki HDP'nin kapatılma süreci Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ek süre kararıyla daha da uzadı. Karara Diyarbakır'da çocuklara daha kaçırılan ailelerden de tepki gecikmedi. Evlatları HDP aracılığıyla PKK'ya götürülen anneler Anayasa Mahkemesi'ne seslendi. Madem AYM HDP'ye süre veriyor, o zaman biz de çocuklarımızı Anayasa Mahkemesi'nden istiyoruz dedi. Ben anlamadım Anayasa Mahkemesi'ni. Neyi bekliyor ki? Peki Anayasa Mahkemesi kendimizi kendi yerine koysunlar. Ben bu da Türkiye sesleniyorum. Siz kendinizi yerinize koyun bakayım. Size dayanabilir misiniz? Siz nasıl yemek yiyorsunuz ya? Vicdanı olan, merhametli olan bir nabı beklemeyecek. Hemen kapatacak. Biz Anayasa Mahkemesi'ni kınıyoruz. Çünkü ona hiçbir hak tanınmaması gerekiyordu ve kapatmak için çok geç kalınmıştı zaten. Yani süreyi uzatmanın hiçbir anlamı yoktu. Çünkü burada bir sürü anne, hepimiz davacıyız. Yani bizim hakkımızı kim savunsun? Bize kim süre tanısın? Bizim çocuklarımıza nasıl süre tanınacak o zaman? Eğer Anayasa Mahkemesi böyle devam ediyorsa o zaman biz de çocuklarımızı Anayasa Mahkemesi'nden istiyoruz. Yani bizim hakkımızı da savunsun, HDP'nin derhal kapanmasını istiyoruz. Ben kınıyorum, gelsinler bu annelerin, babaların seslerini duysunlar, haykırışları duysunlar. Niye yani erteliyor ki? Bir an önce HDP'nin kapanması gerekiyor. Bütün askerler, polislerimizde ne kadar bir Mehmetçiklerimiz varsa ölme terk ediyor anayasalda o zaman. Bir an önce HDP'nin kapanmasını istiyoruz. Onlar uzattıkça bizler de burada çekeceğiz yani, çektirmesinler. Lütfen yeter artık bize. Anayasa Mahkemesi bizim yanımızda olsun. Onların mahkemesi olmasın, bizim mahkememiz olsun. Biz kimden süre istiyek? Biz kimden o zaman? Biz 6 senedir, 7 senedir evimizden, bakımızdan soyuyorduk. Ertelirler, niye ertelirler? O zaman çocuklarımız gelsin, niye onu ertelirler? Anayasa Mahkemesi HDP kapatamıyor, PKK orada çoğalanıyor. Bu anneleri, bu babaları çile bitsin. Onu kapasın, acil de kapasın. HDP'nin kapatılmasını istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nden süreç istemiş. Ben çocuğumu almak için kimden süreç isteyeyim? 7 sene olmuş, çocuğumu görmüyorum. Anayasada neyi bekliyor? Çocukları kaçıran belli, hırsız parti, katil parti, HDP kaçırdı zaten, her şey ortada belli. Niye kapatmıyor, niye süreç veriyor, niye uzatıyor, kapatsın. Zaten... Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye süre verme kararına tepki gösterdi. Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar, HDP dağda mekap giyen teröristlerin mecliste kravat takmış haldir dedi.
HDP'ye ek süre veren Anayasa Mahkemesi'ne toplumun her kesiminden tepki geldi. Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, HDP, dağda make-up giyen teröristlerin mecliste kravat takmış halidir dedi. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin ek süre talebini kabul etmesi bizleri derinden üzmüştür. Bu vatan için bedel ödeyen kahramanlar olarak HDP'nin tanımını biz yapalım. HDP, dağda make-up giyen teröristlerin mecliste kravat takmış halidir. Bu nedenle terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısıdır. HDP'nin PKK'nın elebaşının heykelini dikmek istediğini vurgulayan Aylar, HDP'nin savunacak neyi var diye sordu. HDP gibi terör örgütlerine sırtını dayayanlar, terör elebaşının heykelini dikmek isteyenler, Hendek ve Çukur olaylarının azmettiricileri, Yasin Börü ve arkadaşlarının katilleridir. Hal böyleyken, HDP'nin kendini savunacak nesi var ki kendilerine ek süre verildi anlayamadık. Ancak bizler devletimizin adaletine güveniyoruz ve inanıyoruz ki HDP kapatılacaktır. HDP'nin kapanması gerektiğini vurgulayan Aylar, yalnızca kapatmanın da yeterli olmayacağını belirtti. Ancak HDP'nin kapatılması yetmez. Yapılacak düzenlemelerle terör örgütleriyle münasebeti olan kişilerin değil vekil, muhtar olmasının dahi önüne geçilmelidir. Aksi halde HDP'nin kapatılması bir anlam ifade etmeyecektir. Efendim Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine bakalım. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile artan temaslarla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. YTP Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emin Gürses, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail ve Körfez ülkelerinin Türkiye'de yatırıma hazırlandığını söyledi. Gürses sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nden 100 milyar dolardan fazla yatırım Türkiye'ye geliyor. 100 milyar dolar öne açık dedi. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki temaslar hızlandı. Abu Dhabi ve Ankara hattında yakın ilişkiler yaşanıyor. Bu dönemde çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden 100 milyar dolardan fazla yatırım Türkiye'ye geliyor. 100 milyar dolar öne açık. Bu piyasada böyle bir bilgi yok. Bu bilgi Katar'dan gelme. Katar şehrinden geliyor. Geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. İki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Abu Dhabi yönetiminden görüşmenin çok olumlu geçtiği açıklandı. Ardından diplomasi trafiği sürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed El Nahyan'la telefonda konuştu. Tüm bu temasların ardından Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emin Gürses, Katar merkezli bir iddiayı ortaya attı. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail, Körfez ülkeleri hepsi devreye girdi. Türkiye yatırıma, Türkiye yatırım konusunda devreye girdiler. Bakın sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nden 100 milyar artı dolar Türkiye'ye yatırım geliyor. Gürses, Körfez'deki yakınlaşmaya da vurgu yaptı. Bütün Körfez ülkeleri, Mısır, Türkiye ile şimdi görüşmeler başlıyor. Bir de Suriye ile başlarsa var ya, bak söyleyeyim size. Şu anda bütün tekstil fabrikaları, bu tekstilciler 24 saat çalışıyorlar. Tiyatronun büyük ustası Ferhan Şensoy sonsuzluğa uğurlandı. Şensoy için ilk tören yıllarını verdiği Ses Tiyatrosu'nda yapıldı. Usta sanatçı Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevenleri onu son yolculuğuna alkışlarla uğurladı. Gerçekten eşi benzeri olmayan bir insandı. İnsanın babasını kaybetmesi zormuş yani. Oyunları sonrası yükselen alkışlar bu sefer onu uğurlamak için yükseldi. Usta tiyatrocumuz şu anda alkışlar eşliğinde son yolculuğunu uğurlanıyor. Birçok insan yetiştirdi, birçok kitap yazdı. O basit tanımlanabilecek birisi değil. Yani bir okuldur, bir çağdır Ferhan Şensoy. Salı günü hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı. Dostlarına, ailene, seyircine, Galatasaraylı arkadaşlarına, öğrencilerine, Türk halkına ışık oldun ustam. Sana her şey için ama her şey için çok teşekkür ediyoruz. Sayısız insanın aklına, fikrine ve kalbine ektiklerine bakınca anlıyorum ki hayat tam olarak böyle bir inatla yaşanmalı. Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı.
Seni çok ama çok seviyorum. Hayatını sanata ve vatanına dayan usta tiyatrocu Ferhan Şensoy için ilk tören evi gibi gördüğü Ses Tiyatrosu'nda yapıldı. Alkışlarla uğurlandı. Bu tiyatro, Ses Tiyatrosu'nu biz yaşatacağız. Burası bizim emanetimiz. Ses Tiyatrosu'nun yaşaması için çok büyük çaba sarf etti. Orta oyuncuların devam etmesini kendisinden sonra da çok istiyordu. İnşallah bu gerçekleşecek. Ses Tiyatrosu'ndaki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Aydar Ali Yıldız, usta tiyatrocunun eski eşi Derya Baykal, kızları Müjgan Ferhan ve Derya Şensoy'un yanı sıra sanat camiasının çok sayıda ismi katıldı. Çok farklı bir ustaydı hepimiz için. Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın bir dille anlatmayı başaran, çok güçlü bir dili ve çok güçlü bir yazım yeteneği vardı. Güldürü geleneğimizin simgesi olan kavuğu tam 30 yıldır taşımış tiyatro tarihimizin bence çok önemli bir kilometre taşıdır. Edebiyatta, tiyatroda, sinemada var gücüyle kendi görüşlerini ifade etti. Şensoy, Ses Tiyatrosu'ndaki törenden sonra Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Biz onunla aynı tiyatroda oynama şerefine nail oldum. Bir tiyatro adamıydı, bir düşün adamıydı. Yaratıcılığı çok fazlaydı. Tiyatro ile nefes aldı. Muhalifliği vardı. Bu muhalifliği ama hani boş bir muhaliflik değildi, yaratıcı bir muhaliflikti. Büyük usta için ikinci tören Teşvikiye Camii'nde yapıldı ve şu anda alkışlar eşliğinde de son yolculuğuna ebediyete uğurlanıyor. Hiç eğilmedi, hiç bükülmedi. Dimdik durdu. Son nefesine kadar dimdik durdu. Yaşadım da öğrendim, yetti. Büyük ustaya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun, önemli bir ustayı kaybettik. Ve böylelikle bu haberle birlikte gün ortasında burada noktalıyoruz. Aslında haftayı noktalıyoruz. Yeni haftada saatler 12'yi gösterdiğinde Ulusal Kanal ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.